iddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 18 Ekim 2024 Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de 7.02 gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Çok farklı konularımız var. Bugün tabii dün basketbolda, Euroleague'de karşılaşmalar vardı. Onu da başlayayım özeti yapmaya. Fenerbahçe Beko Alba Berlin deplasmanındaydı. Bir önceki maçta iç sahada Kızılyıldız'a karşı farklı mağlup olmuştu Fenerbahçe. Ama dün Alba Berlin deplasmanında 78-71'lik skorla galip ayrılmasını bildi Fenerbahçe Beko, ki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini almış oldu. Dün dört farklı oyuncu çifthaneye çıktı Fenerbahçe Beko'da, ki Tarık Biberovic de bir önceki maçta yoktu ceza sebebiyle. Bu maç geri döndü ve attığı 12 sayıyla galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Melli, Naci Dice Davis ve Baldwin de yine çift taneye çıkan diğer isimler oldular. Gecenin maçında Real Madrid ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Real Madrid evinde 90-86'lık skorla galip ayrılmasını bildi. Sanki bir NBA maçı görüyorum Euroleague'de. Bayern Münih ile Paris arasında. Maç 109-107 Bayern üstünlüğüyle sona ermiş ve uzatmaya gitmeden 4 çeyrek sonunda bu skoru elde etmiş iki takım da. O da gerçekten enteresan bir skor olmuş. Bugün de Anadolu Efes saat 20.30'da Olympiakos'u konuk edecek ve 4. haftada bugünkü toplam 4 karşılaşmayla birlikte sona erecek. Basketboldaki maç sonuçları bunlar. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Aklıma gelmişken onu da söylemek istedim. Teniste de Suudi Arabistan'da bir özel turnuva yapılıyor şu sıralar. Çeyrek finalle başladı. Toplam 6 sporcu katıldı. 2 çeyrek final mücadelesi. Alcaraz'la Yannick Sinner rakiplerini orada mağlup edip yarı finale çıktılar. Dün yarı finalde Alcaraz'la Nadal, Djokovic'le Sinner karşı karşıya geldiler ve orada da Alcaraz'la Sinner deneyimli rakiplerini mağlup edip finale yükselmeyi başardılar, ki bunu paylaşmamın sebebi de burada dağıtılan ödüller. Mesela çeyrek finalde mücadele eden Medvedev Sinner'e 6-0 6-3 kaybetti ama tek maç için yaklaşık 1,5 milyon dolar ödül aldı Medvedev, ki finalde şampiyon olan da bildiğim kadarıyla 6 küsur milyon dolarlık ödülün sahibi olacak. Suudi Arabistan'ın bu spora yaptığı yatırım biraz dengeleri değiştiriyor birçok spor dalında. Bizde de biliyorsunuz Süper Kupa şeyi geçti başımızdan. Ama birçok dalda bunu yapıyorlar ve inanılmaz paralar dağıtıyorlar. Böyle efsanevi isimleri de bir araya getirebiliyorlar böyle yoğun bir sezonda. Onu da ek olarak paylaşmak istedim. Dönelim futboldaki gündeme. Dün neler oldu derseniz, bir kere Yeni Malatyaspor'un ligden çekilme isteği günün önemli haberlerinden birisiydi bana kalırsa. Üzerinde ben konuşmak istiyorum açıkçası. Dün bilmiyorum Ali abi konuştum ama öğlen programda. Bence konuşmaya değer bir konu. Onun haricinde Fenerbahçe'de bir feshi açıklaması geldi. Sürpriz şekilde Ryan Kent'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı. Geçen sezonun devre arasından beri aslında yolları ayırmak istiyordu Fenerbahçe ama bir türlü olmamıştı. Artık son çare feshi olmuş. Onunla ilgili detaylar varsa tabii ki onun üzerinden de konuşuruz. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün açıklamalarda bulundu. Bayağı da geniş çaplı açıklamalar. Hem Trabzonspor'un borcu, son durumu, Abdülkadir Ömür, Ünal Karaman, Federasyon, İbrahim Hacı Osmanoğlu, hakemler. Çok detay var Ertuğrul Doğan açıklamalarından. Onlardan yine bugün için bahsederiz. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Arda Güler'le Kenan Yıldız 2024 Golden Boy finalistleri arasında kalmayı başardılar. İki oyuncumuz da 2005 doğumlu, milli takımın artık hani ideal 11'ine giren isimler. Onları da bu anlamda tebrik edelim ve araya gidelim. Aradan sonra da değerlendirmelere başlayalım.
iddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. iddia.com 7.17 saatlerimiz, bugün de şarkı seçimimizi dinleyicilerimizi etkilemişe benziyoruz. Metallica'dan Nothing Else Matters, Ali abinin özel isteğiyle bugün çalındı. Çalan arkadaşa selam olsun demiş bir dinleyicimiz. Metin Oktay ben demiş. Ali abinin dediğim gibi isteği. Budur günaydın yazmış Mustafa Dürüst. Bir başka dinleyicimiz tam tünele girecektim. Girsem radyo çekmeyecek, dinleyemeyecektim. O yüzden sağa çektim. Şarkımı dinliyorum. yoluma sonra devam edeceğim. 96-97 yılı kemancıya götürdünüz beni demiş. İyi çalışmalar diliyorum diye de eklemiş. Kemancının ne olduğunu biliyor musun? Yok. Bir bardı. Bilmedim. Benim yaşıma yetmiyor herhalde o zaman. Jenerasyonla alakalı bir şey. Sabah sabah Metallica mı? Şahane teşekkürler demiş bir başka dinleyicimiz de. Sen nerede duydun da dün bugün çaldırdın? Instagram'da dün Instagram'da kaybolurken ne yazık ki bir ara bataklığa düştüm. Ondan sonra çok fazla böyle müzik reels'i geldi gözümün önüne. Orada bir işte listeleme yapmışlar. O listelemede vardı. Aa dedim, ne güzel şarkı da diye. En iyi bilmem kaç şarkı gibi bir şey. Ya işte böyle yapıyorlar. 90'ların en iyi 10 rock balatı yapmışlar mesela. Öyle bir listeydi. Hatta o listede de fotoğrafını çektim. Arada çalarız. Güzel şarkılar var orada. Oradan gördüm de Allah'tan varmış. Batıkan'da hemen ayarladı. Evet, uzun ama güzel. Ama biraz şey yaptı. Direnç gösterdi. Abi 6 dakika çalmayalım mı dedi. Çal dedim. Yani senden onay geldikten sonra 1-2 dakikanın hesabını yapmayalım. Yani evet, o anda ne konuşurduk? Sporla ilgili bir şeyler konuşabildik ama güzel de bir nostalji oldu. Şarkıyla benim de hoşuma gitti. Peki dönelim gündemimize. Gündemi az önce söyledim. Nasıl bir gündem var sence bugün? Güzel mi? Yani konuşur muyuz? Dün hani sen hastaydın diye işte öğlen eve gittin. Ben de programda ne yaparım diye düşünürken hani gündemdeki konuları yorumlamak yerine biraz daha lige odaklanmak benim daha çok açıkçası aklıma yattı. Hani konuşulabilecek şeyler var ama dönüyorsun dolaşıyorsun aynı şeyler. Yani o onu dedi, bu bunu dedi. O onu niye dedi, bu bunu niye dedi. Onun çok bir şeyi yok, anlamı yok ama hani lige dönüyor olmamız, ki lige döndükten sonra da açıkçası takımları zor bir dönem bekliyor. Yani iki tane Avrupa maçı oynayacaklar. Bir dahaki milli araya kadar takımlar 4 tane Avrupa maçını, yani Konferans Ligi'ni dışarıda bırakırsak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde o işin yarısını halletmiş olacaklar. Lig'de 4 maç mı oluyor? Büyük ihtimal 4 maç. 4 maç olması lazım. Şimdi Beşiktaş Konya ile oynayacak. Kasımpaşa, Başakşehir, Galatasaray. Evet. 4 maç. O 4 maçla beraber ligde de 12. haftaya geliyorsun. Öyle olduğu noktada hani sezonun da neredeyse 3'te 1'i tamamlanmış olacak. Yani bazı şeyler ortaya çıkacak bazı takımlar için. O mesela biraz daha bence konuşmaya değer bir konuydu. Dün o yüzden hani ben de senin yokluğunda Engin Kale'yi bağladım. Onunla böyle bir genel konuştuk. Tabii çok fazla soru geldi gene. Laf lafı açtı. Ama genel olarak hani gündemin zaten milli aralar sonrasında böyle sakin olması normal. Özellikle Perşembe, Cuma günleri bayağı bir sakin oluyor. Hastalık demişken de bende hani çok büyük bir şey yok şimdilik. Bir boğaz ağrısı vardı. Ama sesinde gene bir kırıklık sesim var. Sesim gitti bugün ya. Yani sesinde, Batıkan da söyledi. Sesinde kırıklık sesimde var. Sesimde var ama hani enerjimde falan bir sıkıntı yok. Dün Ali abi sağ olsun hani kalma dedi, öğlen programa dinlen dedi ki dinlenmek de iyi geldi. Ben dünden kendimi bu arada daha iyi hissediyorum aslında ama ses bu sefer gitti. Umarım güzel, keyifli bir program olur. Şimdi seninle pazar günü maça gidip iyice üşüdükten sonra evet ya. gereken tedavi yaparız. Onu da düşünmedim değil yani, o gün acaba nasıl olurum. Şu halimde giderim gibi duruyor. Bakalım, biraz daha zamana bırakacağım. Sen kalın giyin de. Aynen, bir de hava da soğudu. Dolmabahçe eser. Orası bir de yüksekte mi oluyor basın tribünü? Daha rüzgarı alıyor mu acaba? Stat rüzgarı alıyor. Stat mı alıyor genelde? Bir de en kötü döneme denk geldik yani. 16 derecelere düştü en yüksek sıcaklık şu anda İstanbul'da.
bir yerde düşecek tabii. Ekim ayına geldik artık. Şimdi dün maçlar vardı. Ben girişte aslında Euroleague maçından bahsettim. Fenerbahçe Beko'nun. Bu arada kadınlarda da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın maçı vardı dün. Roma karşısında pek istediği sonucu alamadı Galatasaray. 6-1'lik skorla kaybetti. Evinde kaybetti Galatasaray. Ki tarihinde ilk kez katıldı. Çok da iddialı değil zaten bu Şampiyonlar Ligi grubunda. Ama o bir mağlubiyet geldi. Basketbolda sen bir önceki maçı takip etmiştin. Kızılyıldız mücadelesi. Dünkü maçı sen de etmemişsin. Ben de başlangıcına baktım. Biberovic'in tabii dönmesi bir etki bırakmış Fenerbahçe Beko'da. Onu gözlemledim ben ve zaten maçın da kazanılmasında 12 sayısıyla pay sahibi olmuş. Dördüncü maçı Fenerbahçe'nin, üçüncü galibiyeti. Hani eksikleri de düşününce Guduruş da yok Fenerbahçe'de, Wilbekin zaten sakat. Bu eksiklerle yine de 4 maçta 3 galibiyet iyi gözüküyor Fenerbahçe açısından. Gördüğüm en büyük eleştiri bu mevcut Fenerbahçe kadrosu için uzun rotasyonu. Evet. Marjanovic pek galiba olmadı gibi. Sertaç'tan yine çok memnun değil taraftar. Yani Cengiz Uygur'u bağladım dün. O da aynı şey. Engin Kale'den sonra Marjanovic için hani bazı bölümlerde 5 dakika içeri atarsınız. O 5 dakikada topu ona indirirsiniz. O da sayıları yaparsa yapar ama onun dışında fiziksel olarak mümkün değil diyor. 36 yaşında. Evet. Marjanovic boy 2.24. Tempoyu kaldırması artık herhalde bu yaş ve fizikle. Aynen. Değil mi? Mümkün değil diyor. 5-6 dakika oynar diyor. O bölümde de işte ona indirdiğiniz topları sayı yapabilirse yapar. Onun dışında peki dedim hani bu biliniyordu herhalde fiziksel durumu, ona göre transfer. Evet, biliniyordu diyor. Şimdi bir Fenerbahçe uzun transferi, 5 numara transferi daha yapacakmış. Bir tane daha yapacak. Evet, ama Cengiz'in söylediğine göre çok acele etmeyecekmiş Fenerbahçe. Euroleague'de de 17. haftaya kadar transfer izni verilmiş. Yarısına kadar yani. Evet, ben de ne güzel dünya dedim ya. Sezonun yarısına kadar transfer yapabiliyorsun. Abi işte biliyorsun dedi, basketbolda farklı transfer böyle. Evet. NBA'de de benzer şey var dedi. Yani bu durumda dün mesela Cengiz'in söylediklerinden de işte Euroleague normal sezonunun da biraz NBA normal sezonuna doğru gittiği anlaşılıyor. Yani çok uzun bir hazırlık kampı olarak düşünebilirsin abi dedi. Önemli olan işte ilk 8'de kalmak. Dolayısıyla hani Fenerbahçe transfer yapacak ama çok da acele edeceğini düşünmüyorum dedi. Şimdi lig demişken hani NBA'ye benzettin. Dün ben de Arjantin Ligi ile ilgili bir tweet attım. Gördün mü bilmiyorum. Yok. Öğlen. Arjantin Ligi kaç takımda ve nasıl oynanıyor şu an biliyor musun? Sport pas veriyor mu? Yok, vermiyor. Arjantin Ligi'ni İyi ki vermiyoruz. Dünyanın sonu olurdu bizim için. Arjantin Ligi'ni versek. Ha, pardon, ligde mi? Copa Libertadores'e şey veriliyor. Sudamericana veriliyor da. Spiker bulamazdık. Ya da takip ediyor musun böyle? 36 takım mı ne var? 28 takım var şu anda üst ligde. Ben hiç bakmamışım biliyor musun? Bana hep karışık geliyordu zaten. Yok apertura vardı, klozura vardı, açılış kapanış ligleri. O yokmuş bayağıdır. Birleştirdiler. Onun yerine iki farklı turnuva yapıyorlar. Mesela hem bizim gibi bir Türkiye Kupası gibi Arjantin Kupası var. Bir de Arjantin Lig Kupası diye bir şey var. Ama o Arjantin Lig Kupası'nı sadece en üst ligdeki takımlar oynuyor. Gibi bir format yapmışlar. Bir de üzerine lig formatı yapmışlar. Ama seneye de 30 takıma çıkaracaklarmış. Ligi ikiye bölecekler. 15-15 ayrı ayrı 15'er maç yapacaklar. Toplamda ilk 8'e giren takımlar playoff'la birlikte şampiyon öyle son 6 çeyrek, yarı final, final diye gideceklermiş. Yani çok garip geldi. Biz burada konuşuyoruz yani 20 takım fazla, 19 takım fazla, 16'ya insin. Dün Pique'nin açıklamasını gördüm. Ligler 16 takıma insin, 20 takımda işte Kulüpler Dünya Kupası falan kalksın. Arjantin'de sayı sürekli arttırıyor. Mesela 30 takım, ben hiç kaçırmışım bu kadar takım olduğunu Arjantin üst liginde. Yani Arjantin'de sosyal olarak sıkıntılı bir ülke olduğu için bence biraz onda da alakalı. Hem büyük bir ülke hem de sosyal olarak, ekonomik olarak sıkıntıda bir ülke. Ama işte o pastayı da 30'a bölüyorsun yani. Yayın hakkı neyse işte, mesela 20'ye bölmek varken. Ondan ziyade hani insanların meşgalesi anlamında söylüyorum bunu yani. Yine futbol orada da bir numara. Her şey futbol üzerine. Ha, daha çok maç olsun. Evet, biraz onunla alakalı diye düşünüyorum. Başka şeylere kafa yoramasınlar biraz gibi. Öyle gözüküyor. Olabilir valla. Yani pozitif tarafları da sayılmış. Mesela yine apertura klozura olacakmış. Mesela işte açılış kapanış ligi olmasının avantajı da daha kısa bir şey olduğu için takımların maçlara çok daha fazla önem verdikleri ve maç kalitesinin
ya da rekabetin daha yüksek olduğu tezi var orada da. Çünkü bizde hani 36 hafta, 38 hafta oynanıyor ya, belli bir yerden sonra kopuyor bazı takımlar ama burada kopma çok olmuyor. Boyu kısa olduğu için açılış liginden ligin yarısını tek bir lig gibi oynuyor onlar. İki şampiyon çıkartıyorlar. Böyle bir artısını söylemişler ama değer mi? Değmez tabii yani. Düşününce çok takım olması bana da mantıklı gelmedi. Yani bu tabii işte futbolun büyümesi, nüfusların artması, takım sayısının artması, ondan sonra işin ekonomik değeriyle beraber birçok formül ortaya çıkarılmaya başlandı. Ancak genel anlamda hani rekabetin adil olması anlamında normal lig formatı en iyisi. Evet, bence de öyle hani, gözüküyor. Diğerleri biraz zorlama oluyor. İşte onu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Tabii ki yapılabilir. Tabii ki arada bazı fikirler iyi. Mücadeleyi, rekabeti devam ettirebilmek adına işte playoff sistemi, o şu bu bir yere kadar anlıyorum. Fakat hani bu şeyde de şimdi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yeni sisteminde de bir takımla eşleşiyorsun ama şu an kimse kimsenin fikstürünü bilmiyor. Evet. Yani o bir garip bir durum mesela. Hani normalde bakarsın ya rakibim kimle oynayacak? Ha, dur bir dakika, orada oynarken ben onu yakalayabilirim de. Yani öyle bir dünya yok şu an. Ezberleyemezsin yani. Ezberleyemezsin, bakamazsın. Bir kere o ortadan kalktı. Şimdi bir takımla bir kere oynamak da garip. Hani bu işin bir rövanşı olması lazım. Çünkü ben sana deplasmana gidiyorum. Zor yani benim için. Şimdi Galatasaray'la Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin çektiği fikstür aynı değil. Ha, öteki türlü olsa da aynı olmayabilirdi ama bence bu kadar fark olmazdı fikstürlerde. Standart gruplar olsaydı. Evet, standart gruplar olsaydı hani gene bir tane büyük takım, baba takım seçecektin. İşte ikinci takım baş altı takım olacaktı. Biz 3 ya da 4. torbada olacaktık. O tartışılırdı ama şu an hani iş biraz daha garip bir noktaya gitti. Bence ligler için de öyle. Hani liglerde tek maç yapmak, tamam dediğin gibi belki mesafeyi kısalttığın zaman bazı takımların hedefini arttırmış oluyorsun. Ama o adalet duygusu, eşitlik duygusu, rekabet duygusunda bence bazı yaralamalara sebep oluyor. Yani bunun en normali herhalde böyle 18 ya da 16 takımlı ülke nüfusuna göre ligler. Ondan sonra ligin oynanması. Eğer bu kadar fazla maç varsa, bu kadar fazla maçtan şikayet ediliyorsa, hani bizim gibi ülkeler için 16 takım 30 hafta çok da garip gelmiyor bana açıkçası lig formatında. Ama hani biz 34 haftalık bir ligi de kaldırabilir miyiz? Bence kaldırabiliriz. Yani o da çok çok büyük bir problem değil, 34 hafta olması da, o da olabilir. Fakat işte dün kim bahsetti Almanya'daki profesyonel liglerden? Önceki gün mü bahsetmiştik? Ayhan bahsetmişti, değil mi? Hani ben hep şunu savunuyorum. Süper Lig'deki takım sayısıyla birinci ligdeki takım sayısı aynı olması lazım. Formatlarının yakın olması lazım. Benzer olması lazım. Ha, üçüncü ligde belki iki grup yapabilirsiniz. O şu bu olabilir. Fakat alt ligdeki kalite de üst ligi besliyor. Üst ligdeki kalite ülkenin futbol kültürünü belirliyor. Oyun kalitesini belirliyor. Hepsi birbirini tetikliyor. Ama işte genel anlamıyla sana verilen penaltı, bana verilmeyen sarı kart bir numaralı gündem olunca bunlar diyorum ya çok fazla konuşulmuyor. Yani sen her haftanın 3 günü o hakem bize o sarı kartı vermedi diye konuşursan bunları kafa patlatan, bunu gündeme getiren kişi olmuyor. Çünkü sen de oralarda dağılıp gidiyorsun. Yani yapabileceğin bir şey yok yani. Eğer ülkenin futbol geneli o verilmeyen sarı karta takılı kaldıysa 3 gün o konuşulur. Başka bir şey konuşulmaz. Bu da işte diyorum ya Türk futbolundaki asıl tartışılması gereken ve bence tartışılsa çok kolay çözülecek. Öyle hani bunlar atla deve işlerde değil. Hani bunu mesela gündeme getirdik. Bunlar çözülüp normal bir istikrara, bir yapıya kavuşturulabilir. Yani bunu da her Allah'ın günü konuşmak zorunda değilsin ama bunlar hiç gündeme gelmiyor. Hani hiç şeyi bile geçmiyor. Ne derler? Esamesi bile okunmuyor yani. O kadar uzakta bir konu bizim için. Halbuki bunlar adım adım yapılsa işte Türkiye Kupası formatıyla beraber bölgesel amatör liglerdeki düzenlemelerle beraber, lisanslamayla beraber bunlar bir kere üzerinden ciddi anlamda geçirip doğru kararlar verilirse ondan sonra zaten bence bir iki kademe yükseliriz. Peki sana bir uzman sorusu. Süper Lig tek lig, birinci lig tek bir ligimiz var. İkinci lig kırmızı beyaz grup. Üçüncü ligimiz
Üçüncülük bilmiyorum valla. Kaç? Kaç grup var orada? Kaç lig var? Yani İkincilikte iki tane varsa orada vardır 5-6 tane herhalde. Üçtü benim hatırladığım. Dört olmuş. Dört olmuş vardır. Ben çünkü üç diye biliyordum. Üçüncü ligde üç farklı lig. Hani birinci, ikinci, üçüncü grup var diye biliyordum. Dün bir baktım. Dün de nereden baktım? Nereden esti tabii. Onu da sonra durduk yerde tabii ki üçüncü lige bakmadım. Ordu Spor maçlara çıkmama kararı almış. Hı. Onları falan araştırırken öyle üçüncü lige de geçtim. Baktım dört grup var. Üçüncü ligde. 16'şar takımdan. 4 farklı grup var. Yani çok çok fazla bizde. 64 aynen. takım var tek başına. Evet. Üçüncü ligde. Şu anda. Geçmişte bilmiyorum 64 değildi büyük ihtimal. Üçlü olsa 20'şer takımdan olsa en fazla da 60 ediyor yine. Yine oradaki takım sayımız da artmış. Tabii tabii o da çok. Yani gittikçe artıyor. Orada da ilginç işler dönüyor. Bir de dün Özgür abinin haberi vardı Ajans Spor'da görmüşsündür. Bu yabancı kuralı ile alakalı yeni dönemde federasyonun alacağı kararı büyük oranda hani böyle bir karar alacağının istihbaratını almış. Onu paylaşmış. Mesela birincilikte de artık yabancı olmayacak. Zaten bunu kendi söylüyordu İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yeni sezonla birlikte transfere izin verilmeyecekmiş. Elde olanlar, sözleşmesi devam edenler devam edecek ama yeni yabancıya da izin verilmeyecekmiş birincilik bazında. Neden peki? Yani orada yabancı ihtiyaç yok diyor. Orada yetiştirici olmaları gerektiğini düşünüyor yarışmacı olmaktan ziyade. Peki birincilikteki kulüpler Süper Lig'e çıktığı zaman 10 tane yabancı birden mi transfer edecek? Zaten benim de dün kafa yordum o konular. Yani düşen ne olacak Süper Lig'den birinci lige ve birincilikten Süper Lig'e çıkan nasıl adapte olacak yarışmacı olmak için? O zaman ben düştüğüm zaman benim kadromda 7 tane yabancı oyuncu varsa, sözleşmeleri de 2 yıllıksa ben çok büyük bir avantaj yakalayacağım. Belki şöyle olacak. Sözleşmelere madde ekletmek zorunda kalacaksın. Düşerse feshedilir diye. Alt ligde haksız rekabet olmasın diye. Belki öyle madde koyduracaksın sözleşmeye. Bu takım düşerse otomatikman sözleşmesi feshedilir. Abi gibi. Otomatik niye sözleşmesi feshediliyor? Öyle şey böyle maddeler konuyor çünkü bazı. Tamam konur da o da çok saçma. Ben şimdi birinci lige çıktım. 10 tane oyuncu aldım. 10 tane oyuncuya bonservis bedeli olarak ne kadar ödedim? İşte ödeme diyor sana burada anladım. Hayır ya ödeyeceğim mutlaka ödeyeceğim ben şimdi. Yok. Süper Lig'e çıkmışım yabancısız mücadele edebilir miyim? Edemeyeceğim. Farz et 10 tane oyuncuya 10 milyon euro bonservis bedeli ödedim. Yaptım sözleşmeleri. Düştüm. 10 milyon euro'm çöpe gitti kulüp olarak. Çünkü feshediyorum. Oyuncuyu satmıyorum ki feshediyorum. Yani bu oyuncu alıyor bonservisini gidiyor. Hı. Sen benim 10 milyon euro zararımı karşılayacak mısın federasyon olarak? Yok. Nasıl olacak bu? Bu kadar saçma sapan bir şey olabilir mi? Ben niyetin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama uygulamada uygulanamayacağını düşünüyorum. Dediğin gibi yani saçma bence de. Ama niyet bence mantıklı. Yani bakış açısı olarak birincilikte hani yabancı olmasının bence de çok bir anlamı yok. O konuda katılıyorum ben. Yani niye olsun? Orası biraz daha yetiştirici bak, olsun. İkincilikte niye yok? Birincilikte yabancı olmazsa az önce bahsettiğimiz konu. Yani ligler arasındaki kalite farkını çok açmış oluyorsun. Temel problem o. Yani bir taraf Avrupa kupaları için mücadele ediyor. Milli takımdaki oyuncular orada oynuyor ağırlıklı olarak. Yabancı oyuncular var. Yabancı oyuncuların kalitesi Osimhen, Icardi, Rafa Silva, Immobile seviyesine gelmiş. Tadic seviyesine gelmiş. Ondan sonra ligde kaç takım var şu an? 19. 20. takım Türkiye liglerindeki 20. takımın yabancısı yok. Böyle bir mantık olabilir mi? Bak tekrar hiç şeyi düşünme. Sıralamayı düşünme. Lig sıralamasını düşünme. Sadece takım sıralamasını düşün. 19 takım bu şekilde olacak. 20. takımı yabancısı yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya olmaz bence de ama işte burada şöyle yapabilirsin. Belki aklıma çözüm olarak illa birincilikte yabancı oynatmayacaksan küme düşmeyi ya da yükselmeyi aza indirebilirsin. 3 takım yerine 1 takım yaparsın. Her sezon 1 takım çıkar, 1 takım düşer. O şekilde belki bir denge sağlayabilirsin diye bir fikir aklıma geldi sonra düşününce. Eğer bu kadar ısrarlıysan birincilikte yabancı oynatmamaya diye düşündüm. Bilmiyorum yani. Yani dünyada var mı bir takımın çıkıp bir takımın indiği bir lig? Olabilir. Olabilir bak. Biz yaparsak olur. Yok yani olabilir şu anda. Bence. Yani olmaz. Kapalı bunlar, ligler de var da. Ya bak her zaman şunu söylüyorum yani. Futbol konusunda
suyun akışına ters işler yapmaya gerek yok. Ya bu futbolu kusura bakmasın ama İbrahim Hacı Osmanoğlu bulmadı, keşfetmedi. O da dizayn edemez bu şekilde. Dünyadaki futbol gerçeklerinden aykırı olarak. Yani saçma sapan bir takıntısı var. Hakemlerle de alakalı olarak, bu yabancı konusuyla da alakalı olarak. Ve o takıntıyı Türk futboluna empoze ediyor. Ya böyle bir dünya yok. Yapılabilecek şeyler var, yapılamayacak şeyler var. Siz dersiniz ki birinci ligdeki yabancı kriterini şuna çekeceğim, böyle bir şey yapacağım. Olabilir. Biraz daha zorlaştırırsınız yabancı oyuncu almayı. Biraz daha kriterleri takımlar için zorlaştırırsınız. Onu anlayabilirim. Daha kaliteli oyuncular gelsin diye, daha genç oyuncular gelsin diye birinci lige kriterler koyduğunuz noktada takımlar belki o kadar fazla transfer yapamazlar ama gene transfer yaparlar. 4 tane yaparlar, 5 tane yaparlar. O hani her zaman insanların söylediği var ya abi, 10 tane oyuncu alacağına 5 tane oyuncu al, iyi oyuncu al. Belki öyle olur. Belki öyle bir fark yaratılabilir. Ama bir tarafta senin 10 milyon euro verdiğin, 6 milyon euro verdiğin, 7 milyon euro verdiğin zahalar mahalar uçuşurken, diğer tarafta hadi siz yabancısız oynayın. Ondan sonra oradan 3 tane takım yukarı gelsin. Siz rekabet edin onlarla. Ama nasıl rekabet edeceksin? Ya tamam anlıyorum, senin 10 tane yabancı oyuncu alman lazım. Hadi al yabancı oyuncuları. Aldım. İkiniz düştü. Hadi yabancı oyuncularını sat. Çünkü alt tarafta haksız rekabet olmasın. Ya baştan zaten olması imkansız. Pratikte uygulaman imkansız. Hani bu hangi mantıkla bunlar düşünülüyor ya da olabileceğine inanılıyor. Ben pek anlamakta açıkçası anlamakta zorluk çekiyorum, öyle söyleyeyim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. ...7.46 saatlerimiz devam ediyoruz. Az önce yabancı konusuna giriş yaptık. Dün Ajans Spor'da Özgür Sancar imzalı bir haber vardı. Oradan yola çıktık. Özgür abinin haberinde birincilikteki yabancı futbolcu transferinin kalktığı bilgisi vardı. Radikal bir karar tabii ki. Yıllar içinde de yabancı kuralı sürekli değişti. Alt lige, onu aslında az önce bulmaya çalıştım da, yabancı futbolcu uygunluğu ne zaman geldi? Hatırlamayız değil mi abi ezberden? Yok, ben hatırlamıyorum. Yani Süper Lig'de herhalde 1 ile başladı. Yani geçmiş zamanda 2'ye yükseldi değil mi? Böyle 3'e çıktı. Böyle kademeli kademeli 6 oldu. İşte 11 oldu. İşte 14'e kadar çıktı maksimum. Şu anda da yine 12 artı 2 ile 14 yabancı olabiliyor maksimum takımlarda. Ama tabii buradaki sayı arttıkça alt lige de olan sayı arttı muhakkak ki, oradaki dengeyi sağlamak için. Eğer birincilikte yabancı futbolcu olmayacak diyorsanız, burada yapılabilecek şeylerden birisi de Süper Lig'deki yabancı sayısını da azaltmak paralel şekilde. Yani geçmişte nasılsa işte Süper Lig'de 6 örnek veriyorum, birincilikte 0 gibi bir şey yaparsanız bir karşılığı olur. Yoksa mevcut haliyle bırakıp Süper Ligi 12'de ya da 14'te birinci ligi sıfır yapmanız dengesiz bir ortam yaratır. Buna %100 ben de katılıyorum. Ama haberde buna dair de bir detay yok. Hani Süper Lig'deki yabancı sayısının azalacağına dair bir detay yok. Detay şu var haberde. Kriter gelecek denmiş. Yaş sınırı 24 olarak planlanıyor yabancı transferinde. 24 yaşın üzerinde en fazla 3 transfer yapılabilecek ve bu oyuncular da milli takımlarında bir tam sezon içerisinde %75 oranında oynamışlarsa transfer edilebilecekler. TFF'nin bu kriterlerle Süper Lig'i 6 yabancı oyuncu kalabalığından kurtarmayı amaçladığı, genç ya da nitelikli yabancıların getirilmesini planladığı söylenmiş. Böyle bir plandan bahsediliyor. Tabii tam olarak böyle mi hayata geçer? Birkaç oynama mı olur? Bambaşka bir şey mi görürüz? Onu bilemiyoruz ama şu anki istihbarat yabancı kuralı ile ilgili bu şekilde. Burada tabii niyet yine
hani pahalı yabancı oyuncular mümkün olduğu kadar gelmesin. Geliyorlarsa da en azından kalitelileri gelsin. Ama işte bu kaliteyi belirlerken burada sadece milli takım kriterini almak yine mantıklı olmuyor. Eksik oluyor. Şimdi milli takım kriteri yaptığın noktada 24 yaş üzerinde Rafa Silva gelemiyor. Milli takım bıraktı. Immobile gelemiyor. Icardi gelemiyor. Osimhen geliyor. Mesela milli takım kriteri ne tam olarak? Az önce %75 oranında. O zaman Brezilya'dan hiç oyuncu gelmiyor. Arjantin'den gelmiyor, Brezilya'dan gelmiyor ama Malta'dan, San Marino'dan, yani çok abartarak tabii ki söylüyoruz. İstediğini alabilirsin. Alabilirsin. Yani onların en iyisini süper. San Marino'lu oyunculara 3 milyon euro bonservis bedeli veren tek ülke olabiliriz. Yani bu sayede. Onun önüne açık. İşte burada İngiltere'de zaten şuna döndü bildiğim kadarıyla. Eskiden İngiltere'de böyleydi. Milli takım kriteri vardı ama sonrasında kulüp kriterleri de getirdiler. Yani oynadığı lig, oynadığı takımın seviyesi, o takımın işte Şampiyonlar Ligi ise Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp oynamaması hepsi belli bir puan getiriyor. Avrupa'daki işte UEFA sıralamasına göre ilk 8'lik. Gibi. Onların puanı fazla, diğerlerinin daha az. Belli bir yine matematiği orada bulmaya çalışıyorsun. Bu sayede Immobile gibi işte ne bileyim Brezilya milli takımından oyuncuları da ya da Brezilya milli takımından olmayan oyuncuları da lige getirebiliyorsun. Sanki biraz ona doğru gitse eğer kriter illaki getireceklerse sadece milli takım kriteri yapmasalar bence daha mantıklı olur. Herhalde 24 biraz... yaşta olmaz zaten. Yani onu da nasıl yapamazlar onu. 24 yaş... Üzeri en fazla bir de 3 transfer. Üzerinde deniyor. Tartışmaya gerek yok. 24 yaş yani futbolun şu ekonomik yapısı içerisinde bizim ligin kaldırabileceği bir yaş değil. Burada herhalde şey diyor zaten. Ne olarak kaldırabileceği diyorsun? Ekonomik anlamda mı kaldırabileceği bir şey değil? Tabii şimdi 24 yaştan büyük 3 tane futbolcu diyor. Hı hı. 24 yaşın o civar futbolculara gittiğin zaman hele biraz iyi futbolcu gitmek istersen bedeli ne kadar olacak oyuncunun? Zaten TFF'de diyor ki bence alma diyor zaten. Yani aslında ya almamaya öyle. Teşvik ediyor burada seni. Olur çünkü mu? Alamayacağını tahmin ediyor o da. Tamam alamayacağını tahmin ediyor. Aynı TFF 12'yi 14'e çıkartıyor. Daha gelir gelmez ilk yaptıkları değişiklik kulüpler istiyor diye yabancı sayısını arttırdılar. Ondan sonra şimdi yabancı sayısını düşürebilecekleri mi tahmin ediyorlar bu şeyle beraber? Yani boşu boşuna konuşuyoruz. Nefes tüketiyoruz şu an. Yapılabilecek şeyler var. Şu anki mevcut düzende yapılamayacak şeyler var. Yapılamayacaklardan bahsediyorsun sen şu an. Yani TFF şu an iddialı bakalım. İşte tekrar söylüyorum yani bu TFF geldi yeni seçildi. Bismillah daha ilk yaptıkları şey yabancı sayısını arttırmak oldu. Bu kadar şeydiniz iddialıydınız. Bu kadar dik duracaktınız o zaman deseydiniz kestirip atsaydınız. 12 kardeşim ona göre ayarlayın kural zaten belliydi deseydiniz. Diyebildiniz mi? Diyemediniz. İlk yaptığınız icraat kulüpler istiyor diye yabancı sayısını arttırmak oldu. Şimdi bunu mu yapacağını düşünüyorsun? Ya kimi kandırıyorsunuz? Beni kandıramıyorsunuz. Yok haklısın yani sana karşı bir tezim yok tabii ki. Şimdi nerelerden geldik buralara? Maçlardan başladık basketboldan. Oradan futbol falan derken nasıl oldu bilmiyorum ben de. Arjantin ligine gittim ben. Arada bir oradan buralara kadar. Aynen, işte, takım geldik. Sayısı. Takım sayısından. O şu bu gerçek sorunlar derken. Evet yabancı konusuna kadar gitmişiz. Biz de kendimizi kaptırdık burada. Birkaç Özgür Sancar'ın haberi. Evet Özgür abinin haberini okuduk. Şimdi birkaç da o zaman mesaj okuyalım. Mesaj yayında okuduk mu şu ana kadar? Okumadık birkaç herhalde. Tane okudum. Metallica mesajı. Ha sabah girişteki de okudum da sporla ilgili bir şeyler okumadım. Gerçi sen hani konunun çok şey olmadığını düşünüyorsun. Dinleyicilerimiz hayır, de. Eğer yani yapılabilecek, uygulanabilecek bir şeyden bahset gündemde olsaymış Özgür'ün haberine göre TFF'nin aklında o zaman konuşulabilirdi. Uygulanabilecek bir şey var, uygulanamayacak bir şey var bana göre. Bir dinleyicimiz mesela İsviçre Ligi'nde bir takım çıkıp bir takım düşüyor demiş. İsviçre Ligi'nde bir takım sorduk. Çıkıp bir takım düşmüyor. İsviçre Ligi'nde ligi ikiye bölüyorlar. 12 takımlı. O 12 takımın 6'sı düşme playoff'u oynuyor. Orada son takım düşüyor. Sondan bir önceki takım alt ligden gelenle playoff oynuyor. İki takım düşüyor yani. Yani iki takımın düşme ihtimali var ya da öyle yani, söyleyeyim. Bir buçuk takım düşüyor. Bir buçuk takım aynen bir buçuk takım düşüyor. Bir şeyi ne kadar çok kurcalarsan çabuk bozulur. Futbolda ona doğru gidiyor. Yavaş yavaş popülerliğini kaybediyor. Gençlik sıkılıyor ve izlemiyor. Sebebi çok fazla takım olunca takım arası denge çok bozuluyor ve izlenirliği yine azalıyor demiş bir dinleyicimiz. Yani gençlerin izlemediği
gençlerin vakit ayırmadığı konusu, ilgilenmediği konusu bence %100 doğru. Peki çok fazla kurcaladıkları için kurcalamasalar izleyecekler mi gençler? Biraz... O da güzel bir konu. Kurcalama, zaten onu söylemedim. Ama bu tarz sürekli değişiklikler de hani senin benim gibi milyonlarca futbol seven insanı bile rahatsız ediyor. Hani bırak futbola yeni ilgi duymaya başlayan, ne oluyor bir dakika burada ne var diye izlemeye çalışan birinden ziyade senin benim gibi bu işe sevdalı olan birçok kişiyi bile rahatsız ediyor. Yani bugün biz senle, sadece biz değil, herkes bunu dile getiriyor. Artık futbolcular da açıktan söylüyor. Bu kadar fazla maç olmaması gerektiğini artık herkes söylüyor. Şimdi hakikaten mevcut şartlarda bu kadar fazla karşılaşmada sen farz et ki futbolla ilgilenmeye başladın. Deli eder futbol seni. Hayatı kaçırırsın. Yani futbolu takip edeceğim derken bizim küçüklüğümüzde öyle değildi. Tabii rahat. Rahat rahat izliyordun. Her karşılaşmayı izliyordun. İzlemen gereken daha doğrusu. Her karşılaşmayı izliyordun. Konu kapanıyordu. Ama şimdi pazartesiden pazartesiye sürekli her gün maç var. Yani ne yapacak çocuk? Hangi birini izlesin? O da doğal olarak ya çok seçici oluyor ya da hiç ilgilenmiyor. Hiç ilgilenmediği noktada çok bir şey kaybediyor mu dersen, çok bir şey kaybetmiyor. Instagram'da Reels'ten zaten atılan güzel golleri, enteresan hareketleri görüyor. Mesela bizim çocukluğumuzda hala var o program tabii. NBA Action vardı ya. Evet. Ya NBA Action'ı bir izliyordun. Zannedersin ki yani dünyada hani başka bir şey var. NBA'de başka bir şey var. NBA'yi uzaylılar oynuyor gibiydi NBA Action'ı izlediğin zaman. 90'ların ortasında. İşte 90'ların başında ya da. Ne var Batıkan, gitmiyoruz. O noktada şimdi NBA Action'ın yerini Instagram'daki Reels'ler aldı. Sen bir maçtaki en iyi 3-5 hareketi görüyorsun. Ondan sonra hiçbir sohbetten de geri kalmıyorsun. Ama bir şey izliyor musun? İzlemiyorsun. Zaten biz de NBA izlemeye başladıktan sonra bu ne kardeşim demiştik. Hani NBA Action'a etkilenip NBA izlediğin zaman o kadar da şey olmadığını, hani aksiyon dolu olmadığını görüyordun. Biraz ona döndü bence iş. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. Hep iyi sigorta spor haberlerini sunar. Spor haberleriyle karşınızdayım. Euroleague'de Fenerbahçe Beko 4. hafta maçında Alba Berlin'in konu oldu. Sarı lacivertler rakibini 78-71'lik skorla mağlup ederek 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise bu akşam 20.30'da Olympiakos'u ağırlayacak. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan takımdan ayrılan Abdülkadir Ömür'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Abdülkadir'i çok sevdiğini belirten Doğan, Trabzonspor'a katkıları da oldu ama Trabzonspor Başkanı'na ben artık bu formayı giymek istemiyorum dediği gün ben kendisinden formayı çıkardım, kapının önüne koydum dedi. Oğuz Çetin'den boşalan Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü pozisyonuna Emrah Bayraktar'ın getirildiği açıklandı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatya Spor son yaşanan 5.9 şiddetindeki depremden sonra ligden çekilmek istediklerini açıkladı. Tesislerin depremde hasar gördüğünü belirten Yeni Malatya Spor Başkanı Şahin Altunok, bu zorlu şartlar altında müsabakalar hazırlanmak, maçlara çıkmak zorunda kalan futbolcu kardeşlerimiz, şehrimizde yaşayan her bir kardeşimiz gibi psikolojik anlamda ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu şartları göz önünde bulundurarak kamuoyunun huzurunda haklarımız saklı kalmak şartı ile dikten çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum diye konuştu. Milli arada attığı iki kritik golle adından söz ettiren İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yaşadığı diyaloğu paylaştı. Portekizli çalıştırıcının kendisini tebrik ettiğini belirten İrfan Can, çok güzel goldü dedi. Ben de teşekkür ettim. Bizim için de at dedi. Ben de inşallah dedim. Samsun'da inşallah golle başlarım. Samsun'un da atamızdan dolayı bizde ayrı bir yeri vardı. İnşallah orada bir gol daha atarım dedi. NBA ekiplerinden Chicago Bulls milli basketbolcu Onur Alpbitim'in serbest bırakıldığını duyurdu. 25 yaşındaki oyuncu daha önce Bursa Spor forması giyiyordu. Happy Sigorta spor haberlerini sundu. Happy Sigorta. 8.03 saatlerimiz. Şimdi az önce haberde de bahsettiğim gibi Yeni Malatya Spor'dan dün bir açıklama geldi öğle saatlerinde.
Ve şöyle denildi, az önce bir kısmını okudum. Şimdi belki tamamını okumaktan fayda olabilir. Kahramanmaraş merkezli iki, oradan başlamayayım. Dün meydana gelen 5.9 büyüklükteki deprem şehrimizi ve takımımızı olumsuz anlamda etkilemiş, futbolcularımızın demoralize olmalarına yol açmıştır. Bu iki büyük depremden ağır hasarlar alan tesisimiz ve stadyumumuz dün meydana gelen depremden de etkilenmiş ve hasar durumu artmıştır. Kısıtlı ve zorlu imkanlarla vermeye çalıştığımız mücadelemiz dün yaşanan depremle birlikte bizleri bambaşka, eskisinden daha zorlu bir duruma getirmiştir. Stadyumda maçlarımızı oynamak için verdiğimiz mücadele, bugüne kadar yapılan tadilat çalışmaları, dünkü depremle birlikte yeni dönemde yapmış olduğumuz başvurumuzu ciddi anlamda etkilemiştir. Bunun yarı sıra diğer kısmı aslında az önce okudum, tekrar etmeyeyim. Bu şartları göz önünde bulundurarak kamuoyunun huzurunda haklarımız saklı kalmak şartıyla ligden çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Aksi takdirde burada canına zeval gelebilecek, belki de tüm hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşayabilecek futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu olmayacaktır. Bu sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kamuoyunundur. Saygılarımla Şahin Altunok, Yeni Malatya Spor Kulübü Başkanı. Yeni Malatya Spor'da daha yeni genel kurul oldu. Başkan yeni göreve geldi ve gelir gelmez de bu depremde maalesef karşı karşıya kaldı. Tabii deprem 5.9 görece tabii çok büyük bir depremdi. Zaten can ve mal kaybı olmadı o gün, açıklandı, ama tabii insanların ne kadar etkilendiğini ben yakından gördüm. Bizim bir çalışma arkadaşımızın annesi orada kalıyor. Ve yanımda da kulak misafiri oldum konuşmaya. Hani hüngür hüngür ağlayarak aradı annesi. Biliyorum oradaki psikolojik olarak depremin ne ifade ettiğini. Biz burada 99 depremini yaşadık. Ben de farkındayım. Hala ara ara aklıma geliyor. Düşünüyorum, deprem olursa ne olur. O his gerçekten çok kötü bir his. Farkındayım. Ama burada da Yeni Malatya Spor Kulübü'nün biraz da kolay vazgeçmiş olabileceğini düşünüyorum. Bunu düşündüren sebep de Yeni Malatya Spor'un ligdeki şu andaki durumu. Birinci ligde mücadele ediyor Yeni Malatya Spor. Bilmeyenler için ben hatırlatayım. 8 maç sonunda 8 mağlubiyeti ve -3 puanı var. Bir de puan silme cezası almış. -3 puanla küme düşme hattının üzeriyle 13 puanlık bir fark var daha 8 haftadan. Yani bu şartlarda, bu gidişatta transfer dönemi de kapandı. Hani Malatya Spor belli ki çok iyi bir dönemden geçmiyor futbol olarak. Olabilir, dediğim gibi gerçekten zor bir dönem. Ama keşke mücadele sonuna kadar devam etme niyeti olsa bu şartlara rağmen. Sonuçta bu işin ne kadar zor olduğunu söylemekle birlikte Malatya'da hayatın geri kalan kısmı bildiğim kadarıyla devam etmeye çalışıyor. Hatay'da da öyle. Tabii canım, hayat devam ediyor. Kahramanmaraş'ta da öyle. Tabii. Diğer etkilenen işte Adıyaman da öyle. Hepsi irili ufaklı normal esnafı, çalışanı orada devam ediyor. Futbol takımı da onun bir parçası. Yani futbol takımının diğerlerinden çok ayrıldığını düşünmüyorum. Şartlar dediğim gibi çok zor olsa da bir şekilde orada da insanlar yaşamlarına devam etmeye çalışıyorlar. O yüzden benim de beklentim dediğim gibi, yani Malatya Spor'un lige devam etmesi. Günün sonunda düşerse de düşecektir. O da yani futbolda var. Sonuçta 4 takım düşecek birincilikte. Bir tanesi Malatya olabilir. O şekilde olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani ben de ne yazık ki Malatya Spor Başkanı'nın ve yeni yönetiminin mevcut durumda yaşanan depremi bir koz olarak kullanıp bunu ne yazık ki bir sömürü aracı haline getirip burada mevcut takım çok kötü belli. Ligde 8 maçı da kaybetmiş. Ortalama 3 gol yiyor karşılaşmalarda. Bu takımın ligde kalması mümkün değil. Benim gördüğüm ne yazık ki, tekrar söylüyorum, yani bu son depremi kullanarak işte oyuncularımız şöyle, oyuncularımız böyle. Şimdi evet, senin dediğin gibi oradaki bir depremi yaşayan insan için bırak 5.9'u, 3 şiddetinde bir deprem olsa bile çok korkutucu. O sarsıntı hissettiğin anda psikolojik olarak ayakta kalman kolay değil. Fakat eğer takımın mevcut şartları buysa, o zaman Yeni Malatya Spor lige başlamayacaktı. Federasyon da bu durumu göze alarak ya ligi eksik oynatacaktı takım olarak, ya da başka bir çözüm düşünecekti. Şimdi lig başlamış, 8 hafta geride kalmış, takım çok kötü, bir deprem oldu,
biz çok kötü hissediyoruz, biz oynamayacağız. Yani böyle bir dünya yok ne yazık ki. Bu da biraz işte tekrar söylüyorum, yaşananları ve mevcut sportif başarısızlığı kılıf altına alarak ondan sonra buradan bir şey çıkarmak. Yani bu böyle ne yazık ki. Doğru da bir iş değil bu. Evet, ben de benzer düşünüyorum. Dün biraz baktım, yani Kahramanmaraş Spor yola devam ediyor daha alt ligde ve orta sıra bir takım görüntüsünde şu anda, ama bir şekilde hani onlar da devam ediyorlar. Ya Mert, Adana Demirspor, Adana Spor biliyorsun. Adana Spor bıraktı. Adana Demirspor devam etti. Yani saçma sapan şeyler oldu. Evet. Şimdi o dönemde kimse bunları konuşmadı. Hassas. Durum hassas diye. Evet. Ama yani saçma sapan kararlar verildi. Ya yani aynı şehrin bir takımı oynayıp bir takımı nasıl oynamaz? Aynen. Böyle durum olabilir mi yani? Oradaki futbolcu etkileniyor, öteki etkilenmiyor mu? İşte ligdeki durumuna göre başvurular yani, yapıldı, ne yazık ki işte Türkiye'de bunlara göz yumuluyor. Burada da bakalım. Yeni Malatyaspor'un da bugün bu arada maçı var. Birinci ligde. Cuma fikstüründe Ankara Gücü'yle iç sahada karşı karşıya gelecek Yeni Malatyaspor. Bakalım ne olacak? Dünkü açıklamadan sonra maça çıkacaklar mı? Zaten hani bu şeyde artık bu açıklama yapıldıktan sonra oyuncuları motive etmek de mümkün değil. Hani sen diyorsun ya mücadele etsinler. Edemezler ki. Yani, yeni yönetimin niyeti yok mücadele etmeye. Evet, daha takım, yeni gelmiş. Takım nasıl mücadele etsin? Bir de son genel kurulda Yeni Malatyaspor'un borcu açıklanmış. Sana sorsam Yeni Malatyaspor'un ne kadar borcu vardır diye, bir uzman sorusu değil ama bir zor bir soru ama 1 milyar lira civarında. 744 milyon TL lik bir borç açıklanmış ki genelde de daha yüksek oluyor borçlar. Biraz daha düşük gösterilebiliyor zaman zaman. Hmm. Belki daha fazla olabilir dediğin boyutlarda da olabilir ama 744 milyon TL açıklanan borcu Yeni Malatyaspor'un. Zaten birincilikte kalarak da bu borcu kapatmaları mümkün değil. Bir alt lige düşerlerse zaten bu kulübün yaşama şansı yok. Biraz da bununla alakalı tabii. Borcun döndürülemeyecek olması. Birincilikten de düşerse bu takım, yani üzülerek söylüyorum, Yeni Malatyaspor diye bir takım açılmak zorunda kalacak. Evet, yani gözüküyor. Aynen. Gidişat onu engellemek için yönetim de biraz çaresizlikten belli ki bunu yapıyor ama keşke hani mesela talip olmasaymış yönetime bir taraftan, onu da düşünüyorum. Daha yeni seçildiler bildiğim kadarıyla. İşte 3-4 günlük bir yönetim olması lazım. Ya da mesela bu son 5-9'luk deprem olmasaydı nasıl bir stratejisi olacaktı? Evet, aslında doğru. Depremden önce seçildiler ama depremle birlikte bir strateji olamaz ki abi. Ne yapabilir? Lige başlamış. Hiç puan alamamış. -3 puanda. Bir strateji yok ya, düşecekti Yeni Malatyaspor. Doğal şartlarda deprem olmasaydı hani böyle bir başvuru herhalde yapmazdı. Yok, gene belli olmazdı. Yapabilirdi. Ha, belki ne yapabilirdi yani. Gidişatı kötü görünüyor. Bence bu süreci hızlandırdı. Evet. Bir koz verdi eline. Bence bu süreci hızlandırdı. Ve ne yazık ki de bunu kullanıyorlar. Yani konu hassas olduğu için insanlar da tabii çok fazla bir şey söylemek istemiyor. Evet, ben de mesela söylerken bir girişi yumuşatmaya çalıştım. Çünkü dediğim gibi bence çok hassas bir konu gerçekten. Yani o anlamadığımız anlamına gelmesin diye söyledim. 5.9 depremden önce de hassastı. Evet. Onu da unutmayalım işte. Onu tabii, söyleyeyim. Tabii. Bırak 5.9'u 3.30 bir deprem olsa bile, bir saniye sallansa bile insanın yüreği kıpır kıpır oluyor. Ne yazık ki Türkiye'deki çoğu insan bu duyguyu yaşadı. Biz duyguyu yaşadık, mal kaybı, can kaybı çoğumuz yaşamadan çok heyecanlanıyoruz. Evet, evet. Bir de oralarda olan malını, canını kaybeden, yakınını kaybeden insanları düşündüğün zamanki travma çok farklı boyutlarda. Buna söylenecek tek kelime yok. Fakat başkanın niyeti o değil. Evet, gözüken tablo bu. Şimdi mesajları görüyorum bu konuyla ilgili ama bir reklam arasına gideyim. Şimdi ezberden okumayayım, hassas bir konu. Reklamdan sonra devam edelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. ...8.17 saatlerimiz devam ediyoruz. Az önceki konuyla ilgili mesajlar geldi ama hani bizim dediklerimize paralel şeyler yazmışsınız. O yüzden onları okumayayım. Ağırlıklı olarak dediğim gibi benzer şeyler zaten söylenmiş.
Şimdi diğer bir konuya geçiş yapayım. Trabzonspor'da dün Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları vardı. Başkan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir organizasyona katıldı. Orada öğrencilerle söyleşi yaptı. Ve öğrencilerden de çok sayıda soru geldi. Birçok şey söyledi. Ertuğrul Doğan çok geniş çaplı bir söyleşi olmuş. Onu da birkaç kısmı var. Okumak istiyorum. Mesela Abdülkadir Ömür'le ilgili kısmı. Haber bültenine de aldığım kısım. Abdülkadir Ömür Trabzonspor'un çok şeyler beklediği, zamanında 20 milyon euro üzeri teklif aldığı bir oyuncuyken sonrasında 2,5 milyon euroya Hull City'nin yolunu tutmuştu. Çok sürpriz bir transfer olmuştu Trabzonspor açısından ve sürecin nasıl geliştiğini Ertuğrul Doğan dün paylaştı. Şöyle dedi Abdülkadir Ömür için: Trabzonspor başkanına ben artık bu formayı giymek istemiyorum dediği gün ben kendisinden formayı çıkardım, kapının önüne koydum diyor Ertuğrul Doğan. Yani burada da yine bir üslup problemi var sanki Başkan Ertuğrul Doğan'da. Yani bir oyuncu için kapının önüne koydum kısmı bana çok doğru gelmedi. Çok normal gelmedi. Aynı şeyi daha farklı biçimde ifade edebilirdi Sayın Başkan. Tabii böyle yaparak kendi taraftar nezdinde belki prim kazanmış olabilir. Hoşuna gitmiş olabilir taraftarın. Hani başkan bizim işte kulübü çok iyi savunuyor. Herkese hak bildiriyor vesaire ama yani yaptığı isim de Abdülkadir Ömür. Gencecik bir çocuk olabilir. Baskıdan yılmıştır ki daha geçenlerde Hull City Türkiye'ye geldi. Burada bir kamp yaptı. Abdülkadir Ömür de orada açıklamalarda bulundu. O da bu baskıdan bahsetti. Buradaki iklimin ne kadar zor olduğundan. Bunu almış olabilir. Ki çok da protesto edildi Abdülkadir Ömür Trabzonspor kariyerinde yani. Protesto edildi, kendine geldi, sonra tekrar eleştirildi falan. Çok zor yani bu tarz oyuncular için. Artık giymek istememiş olabilir, böyle demiş de olabilir. Bu belki yaralayıcı da olmuş olabilir başkan ama başkan burada deneyimli isim olarak daha alttan alan taraf olmalıydı diye düşünüyorum. Yani böyle taraftarın önüne de atarak Abdülkadir Ömür'ü bir şey devşirmek bilmiyorum. Benim açımdan hani sağlıklı düşününce böyle diyorum. Keşke yapmasaydı başkan bu tarz bir açıklama. Yani ben de sana paralel düşünüyorum bu konuda açıkçası. Şimdi Abdülkadir Ömür senin söylediğin baskıdan bunalıp ya artık ben Trabzonspor'da oynamak istemiyorum dediği noktada başkanına madem öyle çıkar formayı hadi güle güle diyeceğine biraz daha ne yapabiliriz diye kafayı yorması gerekir. Çünkü Abdülkadir Ömür evet belki sakatlık öncesiydi ama 20 milyon euro, 23 milyon euro teklif alan bir oyuncuydu. Bir daha o seviyeye çıkabilecek mi? Bir daha o seviyeye çıkması çok kolay değil. 99 doğumlu bir oyuncu. İşte 25 yaşına geliyor. O kadar büyük sakatlıklardan sonra çoğu oyuncunun zaten o seviyeye çıkmadığını biliyoruz. Fakat her ne olursa olsun Abdülkadir çok yetenekli bir oyuncu. Hala da milli takım havuzuna davet ediliyor. Geniş havuzda var. Geniş havuzda var. Şeyde yok muydu? Euro 2024'te yok muydu? Vardı. Sonra evet, belki seçilmedi. Oynamadı. O şu bu ama o havuzda olan bir oyuncu. Yani Türkiye'deki o zaman şöyle bir genelleme yaparsan en iyi 30 oyuncudan bir tanesi. Şimdi bu noktada Ertuğrul Doğan'a böyle bir bunalım durumundayken sıkıntılı bir halde geldiyken oyuncu belki kiralanabilirdi. Belki kiralanıp biraz kendine gelmesi sağlanabilirdi. Bunun yanında hani apar topar böyle ucuz bir rakama Hull City'ye gönderilmesi bana da çok doğru gelmedi açıkçası. Mesela aklıma Yunus Akgün'ü getirdin kiralanabilirdi dediğinde. Tamam. Yaşlarda yakın. Yunus da 2000 doğumlu bir yaş olabilir. Var. Hani gitti biraz kendine geldi. Şimdi tekrar Galatasaray'ın önemli bir parçası öyle. Oldu Yunus Akgün. Ki hani mesela Yunus geçen senenin de kadrosundaydı değil mi? Başlangıcında başında, vardı ondan, sonra gitti galiba. Ondan mesela. Sonra Leicester sonra gitti ama hani geçen sene beklentileri karşılayamamıştı hatırla. Tabii. Yani Adana Demirspor'dan geldi. Adana Demirspor'dan büyük bir havayla geldi. Olmadı. Yani Yunus'un da kiralık döndükten sonra bile problemler oldu Galatasaray'da. Bir kere daha gidip gelmek durumunda kaldı. Ki o gittiği yerde de istediklerini de yapamadı. Onu da söyleyelim. Yani Adana Demirspor da döneminde olduğu gibi öyle çok acayip başarılı bir dönemde geçirmedi. Ama bunlar var futbolda. Yani bunu da bilmek gerekiyor. İşte yakın örnek
Kerem Aktürkoğlu'nun durumu, yani baskıyla alakalı olan durumu. O baskıyı oyuncunun üzerinden belli oranda aldığınızda, kafası rahatladığında, özgüveni yerine geldiğinde bu oyuncular yeteneklerini sergileyebiliyor. Tabii ki oyuncunun yıllar içerisinde derisi daha kalınlaşıyor, eleştirilere karşı o şu bu, ama o baskıyı da sürekli yiyorlar. Bir de o baskıyı kaldırabilecek oyuncu var, kaldıramayacak oyuncu var. Kaldırılabilecek durum var, kaldırılamayacak durum var. Şimdi daha geçenlerde Ozan Tufan'ın hangi Trabzonspor maçıydı? Bir iç saha maçıydı Trabzonspor'un. Kayseri maçı olabilir. İyi oynadığı maç mı? İyi oynadığı maç değil. Protesto edilip yanındaki oyuncuya pas atamadığı karşılaşma. Hı. Sonra zaten oyundan çıktı Ozan Tufan. Peki Ozan Tufan, hani milli takım daha yaşına göre en fazla forma giyen, ondan sonra Fenerbahçe görmüş, Bursa Spor'da oynamış, baskı görece daha yüksek Bursa'da, gencecik yaşta oynamış bir oyuncu, Trabzon'da ıslıklarla beraber yanındakine pas atamayacak duruma geldi. Yani bu baskı olayını çok küçümsemeyin, oyuncu üzerindeki baskı olayını. Abdülkadir de o baskıda ezildiği için ayrılmayı tercih etti. Yoksa hani Abdülkadir Trabzon'dan daha fazla bir yeri sevebilir mi? Yok. Daha fazla Trabzon'dan başka bir yerde başarılı olmak ister mi? İstemez yani, o doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği kent. Ama olmuyor işte. O yüzden de hani bu tarz oyunculara yaklaşırken, ya işte formasını çıkardım, hemen gönderdim, kapının önüne koydum. Kapının önüne koydum ifadesi bilmiyorum. Bana da çok doğru gelmedi. Hull City dedik, hani oraya gitti. Dün de Tankesler, oranın futbol operasyonundan sorumlu en yetkili ismiyle yollar ayırdı Hull City. Barış Urduseven de sonrasında çok değişik bir tweet attı konuyla ilgili, bir yolsuzluk vari bir şeyden bahsetti, bir iddiadan bahsetti. Sürpriz yani, daha yeni geldiler. Antalya'da galiba kamp yaptılar, açıklamalarda bulundu, röportajlarını ben de okudum. 3 gün sonra yollar ayrıldı, orada da farklı iddialar var, bakalım. İddia ne? İşte bu Filojin transferinde bir şeyler olmuş galiba. Tankesler'le mi ilgili artık, hani görevden alındığına göre o mu bir şey yaptı, usulsüz bir şey. Barış Urduseven öyle bir şey yazmış ama devamını getirmemiş. Bir de Ertuğrul Doğan açıklamalarından dikkatimi çeken kısım, bizim de çok aslında zaman zaman anlamakta zorlandığımız bu kulübe verilen paralar, yapılan ödemeler. Bugün 9 milyarı aşan bir para ödenmiş diyor Ertuğrul Doğan. Bunun 8 milyara yakın bir rakamı karşılıksız, tamamıyla kasaya girmiş. Ama ona rağmen ekonomik sıkıntılar devam ediyor diyor. Bu önümdeki notlarda yok ama dün gördüğüm Aralık ayına kadar 30 milyon euro yine ödeme yapması gerekiyormuş Trabzonspor. 1 milyar lira civarında. Evet, 2 milyarlık bir vergi borcundan yine kendisi daha öncesinde bahsetmişti. Yani bu kadar parayı mesela buluyor, biz işte Bankalar Birliği'nden çıkıyor, övüyoruz. Ama mesela örnek vereyim, 2 sene sonra Ertuğrul Doğan oldu ya, seçime girmedi, başka bir başkan geldi. Genelde olacak olanı söyleyeyim. Ya Ertuğrul Doğan kulübün geleceğini satmış, şöyle yapmış, böyle yapmış. Hep hani o anda okuduğumuzda çok güzel geliyor her şey. Ne güzel başkana bak, ne güzel para kazandırmış kulübe, karşılıksız vermiş diyorsun. Ama daha sonrasında yeni gelen başkan hep eski yönetimleri bir şekilde suçluyor. Burada da öyle bir endişem var. Bunu okurken aklıma o geldi. Yani başkan çok iyi konuşuyor, çok para verdik vesaire, güzel ama hangi şartlarda acaba? Bu cebinden verdiği paradan ondan mı bahsediyor, yoksa sponsorluklarla beraber kendi döneminde, hani hem cebinden verdik hem de sponsorluklarla beraber kulübe yapılan girdiden mi bahsediyor? Tek başına vermesi imkanı yok o parayı. Tek başına, bir de 8 milyara yakını karşılıksız diyor. Kasaya girdi diyor, tamamıyla diyor. Bilmiyorum tam neyi ifade ettiğini, tabii ki bilmiyorum. Öyle günün sonunda bazen işte başkanlar para veriyor ama giderken alıyorlar da. 8 milyar lira kimse veremez. Yok, 8 milyar tabii ki değil. Büyük oranı bunun sponsordur ama. 88 tane Ertuğrul Doğan olsa da veremez. Ama burada benim kastettiğim mesela şu. Örnek vereyim. Stat isim sponsorundan yüklü bir para aldı değil mi Trabzonspor? Evet. 5 yıllık anlaşma diyelim. Şimdi o 5 yıllık anlaşmanın tamamı kullanıldıysa, örnek veriyorum, alıp mesela, bu geleceği aslında bir anlamda riske atan da bir şey. Hı. Bir taraftan.
Öyle şeylerden bahsediyorum. Hani başkanlar tabii ki hep iyi tarafından gösteriyorlar kamuoyuna. Biz şöyle yaptık, şu kadar para soktuk kulübe, hep pozitif, ama negatif kısmı tabii ki söylemiyorlar. Bunu söyleyen muhalif de pek gözükmüyor genelde. Herkesin yani, hoşuna gidiyor. Burada endişem o. Hani böyledir demiyorum. Sadece aklım onu getirdiğini söylüyorum. Yani umarım Trabzon'un geleceğini öyle çok riske atan, bir sonraki başkan geldiğinde Ertuğrul Doğan da şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı demeyeceği bir şeyler yapıyordur. Hesap tutmuyor. Yani söylenen rakamlar çok yüksek rakamlar. Şimdi Trabzonspor stadının isim hakkını 10 yıllığına mı verdi? Genelde 10 yıllığına veriyorlar. Açıklanmıştır da. 5 yıllığına, 10 yıllığına veriyorlar. Bir bak ona. Minimum 5 yıldır da 10 yılda olabilir. Değil mi? Rakamlar öyledir. 5 yılı kapsayacak demiş. Ne kadar peki anlaşma? Anlaşma şu an onu bulamadım ama Türkiye'nin şu anda en iyi anlaşmalarından birisiydi. Onu hatırlıyorum. Tamam. Yıllık 15-20 milyon dolar bandında bir anlaşma olsa, fazladan söylüyorum. Değil. O kadar değil. O kadar değil derken fazla söyledim diyorsun değil mi? Fazla tamam. Söyledim. Çok fazla söyledim. Fazla söylediğimi farkındayım zaten. Yıllık 236 milyon TL artı KDV, toplamda da 1 milyar 416 milyon TL ödeme yapılacakmış. Kap bildirimi geçen sezon bu. Yıllık 1 şey nokta toplam 4. Toplam 1.4 milyar. 1.4 milyar. Evet. Yani 1.4 milyar dediğin zaman Euro'yu tuttan hesaplasan 50 milyon dolar bile yapmıyor. Yok. Değil mi? 35 falan yapıyor evet. Galiba. 5 yıl için. Yani seneliği ortalama 7 de en fazla. Şimdi bu Trabzonspor'un satabileceği en önemli sponsorluklardan bir tanesi. Belki de bir numaralısı. Çünkü en fazla genelde şeyden alıyorlar parayı. Yayın geliri dışında evet, stat isminden alıyorlar. Şimdi rakamlar bunlar. 8 milyar lira diyorsun. Ki bu senin 5 yıllık toplam alacağın para. Hepsini almamış evet. Olabilirsin. Yani şimdi 8 milyar lira diyor, karşılıksız gir diyor. Bunun karşılığı da var. Stadın ismini veriyorsun. Hı-hı. Hesap tutmuyor, ben hiçbir anlamıyorum. İşte ben de anlamıyorum. O yüzden benim de hep kafamda böyle şeyler oluşuyor. Yani güzel, bankalar birinden çıktı. Sermaye artırımı yaptı. Güzel şeyler yapıyor belli ki. Yani ekonomik anlamda da çok övünüyor Ertuğrul'dan. Dünkü açıklamasında da var yani. Futbol ne kadar tamam, kötüyse. Tamam, para nereden geliyor? Şimdi paranın nereden geleneğinde sorulması gerekmiyor mu? Yani bir başkan hani 8 milyar lira. Bir de Ertuğrul'dan ne kadardır başkan? Hani mesela 10 yıldır başkanlık yapar. 10 yıllık dönemde 8 milyar lira. Ne bileyim 5 yıldır başkandır. 5 yılda 8 milyar lira içeri soktuk der. Gene onun bir mantığı olur da Ertuğrul'dan maksimum 2 senedir. 1,5-2 senedir. Değil mi? 2 sene yoktur. Ha, kaç? 2 sene yoktur. 2 sene olmasın tamam, 1,5 sene olsun. 1,5 senedir. 1,5 senede nasıl 8 milyar lira giriş sağlandı? Hani oyuncu satışı yok. Trabzonspor'da yüklü bir oyuncu satışı yok. Evet evet. Yok tamam. Yani bu kadar şeyler yok. Ya mesela TFF'den kimse merak etmiyor mu? Garip gelmiyor mu mesela TFF bu açıklamaları dediği zaman, aa Trabzonspor 8 milyar lira girdi. Nasıl abi, girdi? TFF daha dün haberini okuduk. Asgari ücretle oynayan futbolcular olduğu söylendi. Ya yanlış yerim zaten. Yani. Yanlış yere gönderdi bizi diyorsun. Yani, haklısın ama bu normal değil. Tabii tabii değil. Yani ben de düşünüyorum işte okuyunca bana da rakamlar çok yüksek geliyor. Bunları çok iyi şekilde söylüyor Ertuğrul'dan. Diyebileceğim hani bundan sonraki dönemi umarım riske atmayacak hamleler yapmıştır. Çünkü bazen o da oluyor. Az Yıldırım döneminden hatırlıyorum hani birçok sponsorluk anlaşmasının ya hepsi öyle şeyini harcamıştı. Tabii hepsi öyle yapıyor. Peşin alıyorlar peşin paranın alıyorlar. Büyük bölümünü peşin alıyorlar. Harcıyorlar parayı. Bunu hepsi yapıyor da ben hesap tutmuyor diyorum. Orayı anlamıyorum. Yani evet. Trabzonspor'u bizden daha yakın takip edenler vardır mutlaka. Tabii. Bu 8 milyar lirayı da ben söylemiyorum. Hı-hı. Başkanın söylemi. Ya bu 8 milyar lira nasıl girmiş? Kim vermiş? Mesela hani kulüplere para verilemiyordu? Bunlar önemli şirketti. Oydu buydu. O zaman haksız rekabet oluyor. Aynen. Finansal olarak her şeyin bir karşılığı olması tabii. Lazım. Para enjekte edemiyorsun kulübe. Hani Paris Saint Germain de olsan, City de olsan evet. Rayici ölçeğinde bir sponsorluk anlaşması yapabiliyorsun. O şekilde para sokabiliyorsun kulübün kasasına. Ki aksi halde soruşturuluyorsun. Evet. Gerçi yine kulüpler güçlü olduğu için ceza da almayabiliyorlar.
Avrupa çapında. Bilmiyoruz Trabzonspor çapında. Başkanın açıklaması lazım bunun detayını. Hani bizim bunu dışarıdan görmemiz, bilmemiz mümkün değil. Sadece benim hani açıklamaları okurken dikkatimi çekti. Onu paylaşmak istedim. Onun haricinde neler söylemiş Ertuğrul Doğan? Şampiyonluk için elinden geleni yapacağım demiş bu sezon. Kendi döneminde değil tabii. Ahmet Ağalı döneminde bir şampiyonluk geldi. Kendisi de ikinci isimdi ama başkan döneminde o şampiyonluktan uzak kaldı. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklaması yine sorulmuş kendisine. Bu Trabzonspor Beşiktaş maçı hakemi için işte Beşiktaş forması giyiyor demişti Ertuğrul Doğan. İbrahim Hacı Osmanoğlu da Ali Şansan'ı tebrik etmişti. Şöyle diyor Ertuğrul Doğan: İbrahim Bey bizim eski başkanımız ve iyi bir Trabzonspor'dur. Onun olduğu yerde Trabzonspor'un başına bunların gelmemesi lazım. Dün açıklamaları ben de dinledim. Sayın Başkan hakemi tebrik ettiğini söyledi. Ben yine tekrarlıyorum. Hakem o gün Beşiktaş forması giymişti. Trabzonspor'un hakkını yenmemesi için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıllardır böyleydi. Şampiyonlukta da böyleydi diyor. İşte benim Abdülkadir Ömür'le ilgili hoşuma gitmemesinin sebeplerinden biri de bu. Yani Abdülkadir Ömür'e çok rahat söyleyebiliyorsun o üslupta ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'na gelindiğindeki ifade ne kadar güzel, kibar yani. Ki olması gereken de bu arada. Eleştirdiğim için söylemiyorum. Oradaki çifte standarttan dolayı bu eleştiri yapıyorum. Keşke Abdülkadir Ömür'le de ilgili daha yapıcı şeyler söyleyebilseydi Ertuğrul Doğan. Bir buçuk yıllık dönem bu arada demiş. Bir buçuk yıldır kulübün başında demek ki. Bir buçuk yıllık dönemde başkan olarak ekonomik anlamda her şeyi yaptık. Ama sportif anlamda taraftarımıza ve camiamıza mahcup bir başkanım. Kendim de bunu yediremiyorum diyor. Açıklaması bu şekilde. Transferle ilgili bir soru sorulmuş. Şenol Güneş'in henüz transfer konusunda kendisine bir liste vermediğini ifade ediyor Ertuğrul Doğan. Ama Şenol Güneş'in de raporu olacağını ve isterse de transfer yapacaklarını genel hatlarıyla söylemiş. Bir açıklamaları hani benim ön plana çıkarabileceğim açıklamaları bunlar. Rize Spor'la ilgili bir soru, onunla da kapatayım bu bölümü. Ben Rize'liyim ama Trabzon tutuyorum demiş bir öğrenci. Aradaki düşmanlık ne zaman biter diye sormuş. Ertuğrul Doğan da Rize Spor bizim komşumuz. Bizim kafamızda ya da Rize Spor yönetiminin kafasında asla kötü bir şey yok. Rize Başkanı çok değerli bir isim. Çok severim, iyi bir dostumuz. Onlar bizi orada misafir etti. Biz kendilerini Trabzon'da misafir ettik. Bizim böyle bir problemimiz yok kulüp olarak. Kimseyle yok. Ama taraftar bazında tabii ki bazen farklı şeyler konuşulup yapılabiliyor. Herkese tavsiyem. Anadolu'daki diğer kulüplere de tavsiyem. Herkes kendi şehrinin takımını tutarsa bu problemler ortadan kalkar demiş. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. ...8.45 saatlerimiz... ...şimdi maçlara dönelim... ...bugün günlerden cuma... ...yarınla birlikte Süper Lig'de karşılaşmalar başlayacak... ...birincilikte bugün bir maç var... ...Yeni Malatya Spor'un maçı... ...ama o maçta oynanacak mı oynanmayacak mı... ...açıkçası emin değilim... ...Süper Lig'de hafta yarın... ...13.30'da başlayacak... ...Kayseri Spor'la Gaziantep... ...karşı karşıya gelecekler ki... ...haftaya küme düşme hattına giren... ...iki takım burada mücadele edecek... ...Kayseri Spor'da... Sinan Kaloğlu, Gaziantep'te Selçuk İnan şu anda görevde. Maçı da Halil Umut Meler yönetecek ve Cem Papilla da gözlemci olarak gözüküyor. Cem Papilla bir önceki ya da iki önceki maçta Trabzonspor maçında görev alacağı söylenmiş, açıklanmış. Fakat sonrasında çıkan haberler sonrası ya da işte sosyal medyada bir yangın yapıldı Trabzonsporlar tarafından. O maçtan alınmıştı. Şimdi tekrar kendisinin gözlemciliğe döndüğünü görüyoruz bu karşılaşmayla birlikte. Saat 16'da Trabzonspor Başakşehir'i ağırlayacak. Zorbay Küçük bu mücadeleyi yönetecek hakem. Erkan Özdemar da 4. hakem olarak belirlenmiş. 19'da iki maç var. Eyüp Spor, Göztepe, Turgut Doman, ki Turgut Doman da sezonu aslında MHK'nin yeni gözdesi olarak girmiş. Fakat sonrasında biraz geriye gitmişti.
bu maça verilmiş ki bu maçta güzel bir maç. Yani Eyüp Spor, Göztepe Lig'in kalburüstü iki takımı karşı karşıya gelecek. Ama aynı saatte tabii Antalya Spor Galatasaray maçı var. Futbol severlerin ağırlıklı izleyeceği maç bu maç olacak. Ali Şansalan bu maçta da düdük çalacak isim. Pazar günü 13.30'da Sivas Spor, Hatay Spor, Mehmet Türkmen ki o da son dönemin gözde hakemlerinden birisi. Hatta yeni yılda FIFA hakemi olması bekleniyor kendisinin. Eğer hani yönetmeliklerde olmasını engelleyici bir madde vardı, onu değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, ama FIFA'yı da nasıl ikna edecekler bilmiyorum. Olursa o da FIFA hakemi olarak görev yapacak. Beşiktaş Konya Spor mücadelesi pazar günü 16'da Kadir Sağlam. 19'da Alanya Spor Kasımpaşa, Cihan Aydın ve aynı saatte Samsun Spor Fenerbahçe, haftanın güzel karşılaşması, en önemli maçı. Muhammed Ali Metoğlu bu maçta da düdük çalacak. 4. hakem olarak da Burak Pakkan seçilmiş bu karşılaşmada ve haftanın kapanışını da pazartesi günü saat 20'de yapacağız. Bodrum Spor'la Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Oğuzhan Çakır bu maçında hakemi konumunda. Rizespor'da İlhan Palut milli ara öncesi aldığı galibiyetle koltuğu şimdilik kurtardı gibi duruyor. Çok da iyi bir oyun yoktu. Duran toplarla, yan toplarla sonuca gitmişti Rizespor. Bodrum karşısında oyunu da sanki biraz geliştirmesi gerekecek. Ama normaldi Rizespor için. Evet, yani 5 maç tabii ki gol yemeden kaybedince dediğin gibi zaten teknik direktörle yollar ayrılabilirdi büyük ihtimalle Antalya maçıyla. Fakat Rize Spor'da hani İlhan Palut'un soyunma odasını kaybetmediğini de anladık. Yani o galibiyetle beraber. Çünkü zaten o çok kötü seride Fenerbahçe ve Galatasaray maçları dışındaki oyun iyiydi. Bu maçtaki stres anlaşılabilirdi. Şimdi dün haber okudum. Takım gayet mutluymuş İlhan Palut'a göre. Biraz daha tabii stres azalınca daha rahat bir çalışma olmuş. Bodrum Spor'da ondan önceki 3 maçta 7 puan aldı bu karşılaşmadan önce. Hı hı. Ama hani bir tanesi Hatay galibiyeti, diğeri de Adana Demirspor galibiyeti. Şimdi normal şartlarda da zaten o maçlarda Bodrum Spor bunları yapması lazımdı. Hani Hatay'a en kötü yenilmemesi lazımdı, kazandı. Adana Demirspor zaten yenmesi gerekiyordu. Bir de işte son bir Kasımpaşa beraberliği olması lazım. Evet. Yani ben şeyden Rize'nin çıkışının devam edebileceğini düşünüyorum Bodrum önünde. Daha doğrusu hani çıkış demeyelim artık, hayata döndü Rize, hayatta kalmaya devam eder diye düşünüyorum Bodrum önünde. O maç da ilginç olur. Bakalım, ben merak ediyorum yine o maçın skorunu. Atamalarla ilgili bir şey sosyal medyada paylaşıldı, o dikkatimi çekti. Galatasaray Kasımpaşa maçının 4. hakemi Ozan Ergün tartışılan bir isim oldu. O Okan Buruk'un sözlerini raporuna yazmamıştı. Rapora herhangi bir şey yazılmamıştı. Onunla da ilgili gerekenler yapılacak demişti İbrahim Hacı Osmanoğlu, ama onun da bu hafta birincilikte hemen maç aldığını gördük. Bu hafta kendisi Alagöz Holding Iğdır Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasını yönetecek. Maçın hakemi olarak belirlenmiş. Bu da hani nerede bunun cezası dedirtti ki mantıklı bir şey. Böyle bir hatadan sonra, ki bence hata, hemen ilk hafta maç alması olmamış yani. İbrahim Hacı Osman'ın özellikle açıklamalarından sonra orada nasıl açıklıyor bunu MHK veya TFF, açıkçası merak ediyorum. Peki maçlara dönecek olursak şeyden başlayalım, Galatasaray'dan. Antalya deplasmanı. Bugün gazetelere baktığımda Icardi'nin yeri garanti. Yanına ya Osimhen ya Mertens denmiş. Osimhen eğer hazırsa, ki dün galiba ilk antrenmanı çıkıyor takımla. Bugün bir antrenman, zaten başka da antrenmanı yok. Yarın maç var. İkisinden biri olacağı söylenmiş. Sen ne bekliyorsun Galatasaray'dan? Ki Barış Alper büyük ihtimalle olmayacak bu karşılaşmada. Ama Barış Alper olunca tabii nette konuşmadı, yenilince dönebilir dedi. Ama ilk 11'de olmaz herhalde her şartta. Şalay ile başlar gibi gözüküyor. Onun haricinde bir eksiği yok değil mi Galatasaray'ın? İdeal yakın bir kadrosu çıkacak. Ziyeş'te döndü. Ziyeş'te döndü, aynen. Davinson Sanchez belki riske edilmeyecek dendi. Uzun Güney Amerika yolculuğu sebebiyle öyle bir şey söylendi ki. Nelson da milli arada oynadığı için mantıklı gözüküyor. Belki o olabilir.
Ama tam hani net bir şey okumadım. Bugün daha tam kontrol etmedim. Dün öyle yazıyordu. Antalya Spor şu ana kadar Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynadı. Başakşehir'den 5 gol, Beşiktaş'tan 4 gol. Beşiktaş'tan 4 gol, Fenerbahçe'den de 2 gol yediler. Bu 3 maçı Antalya Spor toplamda 11 gol yiyerek kaybetti. Yani ligin 3 tane iyi takımına karşı zirveye oynayabilecek, zirve eteğinde dolaşabilecek takımlarına karşı Antalya Spor'un şu ana kadarki performansı kötü. Kadrodaki hücumculara bakıyorsun. Hani iyi. Şimdi, efendim? İyi bence hücum. İyi ama çoğunu Kağıt kullanmıyor söyle. Alex. Yani Samu diyor mesela direkt olarak oynuyor. Safuri miydi? Evet, Safuri yedekten alıyor. Safuri yedekten herhalde. Giriyor. Yeni Rize'den gelen santrafor yedekten kardeş. Geliyor genelde. O da hani daha tam takıma monte olmadığı gibi gözükmekte. Savunma hattı Antalya Spor'un pek güven veren bir savunma hattı değil. Açıkçası hani iç sahada olması, milli ara dönüşü olması Antalya Spor için bir avantaj. Fakat hani Galatasaray'ın genel zaaflarını değerlendirebilecek bir takım olduğunu ben Antalya Spor'un düşünmüyorum. Yani bir dirençleri olur iç sahada Fenerbahçe maçında olduğu gibi. Ama hani puana dönüşür mü? Bence hayır. Galatasaray belki çok iyi oynamadan gene 2-3 gol atarak kazanabileceği bir karşılaşma olabilir. Bunu da biraz Antalya Spor'un ben savunma olarak sıkıntılı olmasına bağlıyorum açıkçası. O yüzden de Galatasaray'ın ben takılacağını pek düşünmüyorum Antalya deplasmanında. Vallahi hücum olarak Antalya Spor aslında kontrayı çok iyi oynayabilecek oyunculara sahip. Yani sağda Townsend, solda Cenepo. Hızlı oyuncular. Üzerine bir de mesela Larsson Fenerbahçe maçında yoktu. Larsson da merkezde oynatıyor Alex. O da çok hızlı bir oyuncu. İleride Samudio da forvet karakterli bir oyuncu. Öyle ağır, santrfor değil. Bir yapabilirse, bunu tutturabilirse Galatasaray bayağı dengesiz yakalayabilir geride. Ama tabii önemli olan topu oraya taşıyabilmek. Onu nasıl yapacak? Orada belki bir problem yaşayabilir. Yani Okan Buruk'un zaten en çok dikkat etmesi gereken iki kanat olacak. İki kanattaki oyuncu, çünkü dediğin gibi yani Cenepo da uçup gider. Yani bitirebilir mi ayrı konu. Çoğunda bitiremez. Townsend daha dengeli bir oyuncu. Onun şutları da evet. Daha iyi Cenepo'ya. O genelde hücumu bitirebilir. onlara dikkat etmesi lazım. Hani Galatasaray zaten riskli oynayan bir takım. Dolayısıyla o kanatlardaki iki oyuncuya dikkat etmesi lazım. Ama yani onların devreye girebilmesi için maçın da belli bir süre 0-0 gitmesi gerekiyor. Galatasaray erken bir gol atarsa o zaman o konu da kapanıyor açıkçası. Hani Galatasaray ondan sonra riski zaten kademe kademe azaltacaktır. Dolayısıyla yani Antalya Spor için maçın başından hani belli bir noktaya kadar hep işlerin kendi istedikleri gibi gitmesi lazım. Yani Galatasaray baskı yapacak. O baskıdan skor çıkaramayacak. Dakika ilerledikçe biraz daha risk alacak. O risk aldığı dakikalarda iki kanat oyuncusuyla beraber eğer ana plan bu olursa Antalya Spor bir şey çıkarmaya çalışacak. Ama maç başladı. Galatasaray baskı yaptı. Sıkıntılı gözüken Antalya karşısında Galatasaray ilk golü bulursa ondan sonrası sıkıntı olur. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. Saatlerimiz 9. Süper Lig'de hafta sonu oynanacak öne çıkan karşılaşmaları konuşuyorduk. Pazar günü 16'da Beşiktaş Konyaspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş aslında milli araya en yaralı giden takımlardan birisi olmuştu Gaziantep maçında. Son bölümde yediği golle birlikte Van Bronckhorst ve takım bir aile eleştirilmişti ama milli arada gündem o kadar fazla Beşiktaş'ın puan kaybı olmadı. Daha çok Semih Kılıçsoy üzerinden bir gündem olunca takımın içindeki sıkıntılar sanki pek fazla konuşulmadı. Yani biz en azından öyle çok o gün harici, yani maçın ertesi günü harici pek girmedik. Genelde Semih üzerinden konuştuk. İşte milli takımda da görev almadı. Acaba dönüşte daha fazla alır mı? Van Bronckhorst'un röportajı vardı. Onun üzerinden geçti milli ara. Kısmen az yaralayıcı oldu sanki. Bu takımda zaten büyük bir problem yok. Öyle hani
çok tartışabileceğin, vay ne hale geldi Beşiktaş diyebileceğin bir durum yok. Ama hani o puan kaybıyla hani milli araya gitmek istemezsin sen de diyorsun ya, bir puan kaybından sonra hemen maç olsun onu telafi edeyim. Telafi edecek tabii bir şey de yoktu. Hani genel olarak böyle günlerce Beşiktaş konuşulacak bir durum ortada yok. Beşiktaş bu milli arada, yani önceki milli arayla bu milli ara arasında bir düşüş yaşadı. Genel oyun karakteri olarak. Orası gerçek. Ama Gaziantep maçı işte son saniyede gelen puan kaybı moral bozucu. Ama genel olarak o maçta Beşiktaş 2-0'da 3-0'da bulabilirdi karşılaşma içerisinde. Son bölümde geri çekilince o eleştiriler geldi. Şimdi Beşiktaş'ın önünde çok zorlu bir fikstür var. Bu fikstürdeki performans esas belirleyici olacak Beşiktaş için. Çünkü 4 tane karşılaşma, 2 tane Avrupa maçı, Avrupa maçlarından bir tanesi yine deplasman ve zor bir deplasman. O deplasman kaybedilirse 3'te 0 olacak orada. Ondan sonra Malmö maçı bambaşka bir havaya bürünecek. Ama Lyon deplasmanında Beşiktaş iyi futbol, iyi bir sonuç alabilirse tekrar bir ivme kazanabilecek önemli bir karşılaşma. Lyon'dan sonra direkt Galatasaray deplasmanına gidiyorsun. Üst üste kadro genel olarak bu tarz maçları üst üste oynayabilecek derinlikte gözükmüyor. Bunlar çok önemli testler olacak Beşiktaş için. Bir de Başakşehir maçı var. Üstüne bir de her zaman ters gelen Kasımpaşa maçı var. Yani Kasımpaşa ters geliyor. Hı hı. Beşiktaş'a ki bu sene de iyi futbol oynayan takımlardan biri Kasımpaşa. O yüzden Beşiktaş için asıl sınav bu sınav. Bu milli ara. Bir sonraki milli araya kadar olan dönem. Beşiktaş buradan kendini bir sonraki milli araya nasıl atacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Konyaspor maçı da mevcut fikstür içerisinde mutlak şartlarda kazanılması gereken bir mücadele olarak gözüküyor. Çünkü kademe kademe zorlaşıyor. Yani Beşiktaş'ın işte Galatasaray, Kasımpaşa, Başakşehir, Konya maçına göre hepsi daha zor geçecek Beşiktaş için. O yüzden Konya önünde Beşiktaş'ın tekrar bir iyi futbolla bir kendini hatırlatması, bir özgüven kazanması gerekiyor. Konyaspor'da tabii transferler oldu. İşte o transferlerden sonra 11 biraz değişti, biraz yapı da değişti gibi gözüküyor Konya'da. Ali Çamdalı nasıl bir 11 çıkartacak? Mesela Umut Nayır başlayacak mı? Kramer'le beraber tek santrafor mu deneyecek? İki tane koşucuyu Endai ile Yusuf Erdoğan'ı kenarlara koyacak mı? Beşiktaş maçı olduğu için olabilir gibi gözüküyor ama Konya Spor'la ilgili olan gerçek de şu. Geçen seneye göre daha iyi oynuyorlar. Geçen seneye göre kadro denilikleri daha fazla. Alternatifleri daha fazla. Ali Çamdalı ile beraber bir uyum da yakalamış gözüküyor Konya Spor. O yüzden Beşiktaş'ı zorlayabilir. Beşiktaş için güzel maç olabilir. Renkli bir takım gibi gelmiyor ama daha sağlam bir takım gibi geliyor oyun anlayışı. Bir de sonuç da alabiliyor. Şimdi dikkat et. Mesela Konya Spor'un kazandığı maç az değil bu sezon içerisinde. Samsun'u yendiler evet, değil mi? Samsun'u deplasmanda yendiler. Hani geçen seneki Konya mücadele ediyordu, direnç gösteriyordu, puan alamıyordu. Çok zorluk yaşıyordu. Bu sene öyle değil. Yani puanları da arada alıyorlar. Konyaspor için o bakımdan iyi. İşte tabii ama her ne olursa olsun iç sahada büyük takım olduğu için belirleyici olan Beşiktaş'ın performansı olacak. Raşit San'ın sakatlığı, bununla birlikte Almusrati'nin dönüyor olması, Paulus'ta risk edilmeyecek. İşte onun da Galatasaray maçına yetiştirilmesi planlanıyor, düşünülüyor. Şimdi onun yokluğunda doğal olarak tabii Emirhan Topçu orada bir numaralı aday. Tayyip Tahla gibi birkaç haber okudum ben hafta içerisinde. Son Gaziantep maçını izleme şansın oldu mu? İzledim tabii. Gabriel sakatlandıktan sonra Emirhan girdi. Evet. Mesela Emirhan oyunu nasıl buldun karşılaşma devamında? Hatalar da yaptı. Enteresan uzaklaştırmalar da yaptı. Böyle şey bir oyundu. Garip bir oyundu. Riskli bir oyundu. Evet. Yani önde basıp topu aldı alamadı. Arkaya da sarkıyor. Star kartı da gördü bir pozisyonda alamayınca. Ama üst üste spiker de söyledi. 4 başarılı damlesi oldu kısa müdahale. Evet. Kısa zaman içerisinde. Enteresan bir oyundu. Herhalde oynayacak. Bence oynar. Zaten hani orada risk almaya da gerek yok. Çünkü Emirhan oynayarak devam eden bir oyuncu. Sol bek de oynadı, stoper de oynadı. Milli takıma da gitti. Moralde. Onun devam etmesi lazım. Bakalım ben de merak ediyorum. Mesela merkezde Almusrati'ye geri dönecek mi? Dün Engin Kale'yi ben hat-trick'te bağladım. Telefon attığına.
bu işte Endur, Getson Fernandez, Mustafa Demirtaş'ın tespitini söyledim. O da mesela Mustafa Demirtaş'a katılıyor. Kapattım zaten ondan sonra. Sen ve Al-Musati ile ilgili pozitif şeyler duymaya... Ne? Yok, ne düşünüyorsun dedim hani bu konuyla alakalı olarak. O da Al-Musati, Getson ikilisinin daha dengeli mi? Daha iyi olduğunu, hani işte o Mustafa Demirtaş'ın yorumunun da tespitinin de doğru olduğunu düşünüyor. Ben tabii bozmadım. Seviyorum Engin'ki haleyi. Bir şey söylemedim. Al-Musrati'ye dönecek mi? O bir merak konusu. Herhalde João Mario, Muçi, Rafa Silva, Immobile olur. Beşiktaş'ın ileri dörtlüsü. Öyle gözüküyor. Semi sürpriz olur mu? Ondan da çok emin değilim. Ama Beşiktaş'ın da şu ana kadar iç sahada bayağı istekli, bayağı arzulu, rakibi bayağı sıkıştıran bir performansı olduğunu da söylemek gerekiyor. O bakımdan hani ben Beşiktaş belki gol yer ama maçı da kazanır diye düşünüyorum. Bu karşılaşmada iki yabancısı yok, Gabriel ve Raşit'sa. O yüzden Oxlade Chamberlain'in de kadroya girme ihtimali otomatikman beliriyor, bir sakatlığı falan yoksa. Onun da dönüş maçı bu karşılaşma olabilir. Sercan Dikme, Can Keleş'in bu maçla birlikte süre alabileceğini paylaştı. Antrenman performansı beğenilmiş ve tekrar kadroya dönüp dediğim gibi sürede alabileceği söylenmiş. Bunlar da sezonun geri kalanı için önemli. Çünkü sakatlıklar illaki olacak. İşte oluyor. Raşit'sa sakatlandı. Savunmada Paulista sakatlandı. Ne kadar fazla oyuncu denklemde olursa bence o kadar. Bir de fikstüre bak. Fikstür de yoğun. Kaçamazsın yani bu işten. Mesela Salih Uçan'ın dün Kartal Yiğit'le konuşmuş o açılışta, restoran açılışında. O videoya denk geldim. Aspor yayınında anlatmış. Hani senin daha çok oynamanı isterim. Bir problem mi var hocanla aranda falan diye sormuş Kartal Yiğit. O da yok demiş, hocamız gayet iyi. Tabii başka bir şey diyemez Salih de. Ben çok çalışmaya devam ediyorum diyor. O bölgede biraz kalabalık. Ama ben de bana fırsat geleceğini düşünüyorum demiş. Mesela Salih için de bir fırsat bir yerde gelecek muhakkak ki orta sahada. Oradan da iyi katkı alırsa Beşiktaş bu yoğun dönemi iyi atlatabilir. Ama yedeklerden o katkıyı da alamazsa Beşiktaş açısından bu ara çok daha zorlu geçebilir. Ama mesela işte orada bir kafa karışıklığı var. Şimdi mesela Onana fazla forma şansı buldu. Hı hı. Salih'e göre. Hatta tabii çok daha fazla forma şansı buldu. Bu ne demek? Van Bronckhorst Onana'yı Salih'in önünde göre demek. Ama mesela Onana forma şansı bulduğunda genelde kötü kullandı. Bir iki maç dışında. Şimdi tekrar Onana'ya devam eder mi? Çünkü hoca şunu da diyebilir ya. O adamın antrenman performansı çok iyi. Maçlarda da hani bir iki maç kötü oynadı ama genelde istediklerimi yaptı. Onana'yla devam ederim. Ama Onana'ya bir tepki var. Hatta Onana'yı oynattığı için Van Bronckhorst'a da tepki var. Şimdi mesela Onana denklem dışında kalacak mı? Yoksa Salih mi oraya girecek? Bu bile aslında önemli bir soru. Çünkü anlatmak istediğim şu. Şimdi Emirhan örneğini verdik ya. Emirhan savunmada kendine şans buluyor. Şimdi Emirhan'ın kendine şans bulması demek sol bek ya da stoper olarak oyuncunun fiziksel ve mental olarak belli bir seviyeye yükselmesi anlamına geliyor. Yani oyuncu artık hazır. Görev aldığı zaman, 11'de olduğu zaman yadırgamayacak, sırıtmayacak, fiziksel olarak takıma adapte olmuş, mental olarak takıma adapte olmuş bir oyuncu. Şimdi her yerde böyle oyunculara ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de Van Bronckhorst'un hani Beşiktaş'ın kadrosu derin olmasa da mevcut oyunculardan bazılarının da çok görmezden geldiğini düşünmekteyim. İşte Can Keleş ve Salih bunların güzel örnekleri. Yani Can Keleş ve Salih'in mutlak süre rotasyonda olması lazım. Ha, Salih biraz daha fazla oynadı ama 90+1'de 90+2'de aldın Salih'i de. Çok az aldın. Yani ne kadar oyuncu, daha doğrusu Beşiktaş'ta oynayabilecek, Beşiktaş'ta daha önce oynamış, kendini ispat etmiş oyuncu süre alır ve belli anlamda işin içinde olduğunu hissederse Van Bronckhorst'un da işi o kadar kolaylaşacak. Yani Oxlade'i, Salih'i, Can Keleş'i Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda rotasyona katmadığınız sürece işiniz çok zor. Dönmeyecek çünkü bu yapıyla öyle bir oyuncu yok. Daha bak Semih'i bile Beşiktaş mental ve fiziksel olarak hazır duruma getiremedi. Yani Semih de Beşiktaş'ın bir parçası mıyım? Değil miyim? Ben bu takımda ne kadar süre alacağım? Süre aldığım zaman nerede oynayacağım? Ne yapacağım? Pek şey değil. Emin değil o konuda. Beşiktaş'ın kenarda 4 tane
sezon boyunca işine bence çok yarayabilecek oyuncusu var. Ama oyuncularla konuşsan hepsi büyük ihtimalle şu an kafası karışık, bir anlamıyordur ne olduğunu. Yani burada mesela Salih için, Salih bir 8 numara değil mi? Şimdi Onana ile biraz kıyasladık. Onana da 6 numara aslında. Ve Onana'nın oynadığı maçlar büyük oranda 6 numara oynadığı karşılaşmalar. Salih pek 6'da değerlendirmek istemedi. Ama Endur'du mesela değerlendiriyor. Belli ki Endur'u Salih'in önünde göre fiziksel olarak. Kesin. O yüzden Endur'u Jetson'la birlikte beraber değerlendirdi. Biraz da hani Jetson'un sağlıklı olmasının da sancısını belki yaşadı Salih. Belki Jetson olmasa Salih daha fazla forma şansı bulurdu. Ama bu kadro yapılanması içinde de Endur'un Salih'in önünde olması da çok normal bence. Ama Onana'nın da altıda değerlendirilmesi normal. Kimin? Onana'nın da Salih'in önünde altı olarak değerlendirilmesi de normal. Hani Salih'inki biraz bence mevkisel bir sıkıntı. Mevkisel olabilecek bir şey ama hani kanat rotasyonu bu kadar zayıfken Can'ın işte Semih'in daha fazla süre alabileceğini düşünüyorum mesela Salih'ten farklı olarak. Belki bu maçla birlikte o dengede değişebilir. Burada tabii şeyi de atlamamak lazım. Rafa Silva şu ana kadar sağlıklı gidiyor. Jetson bir maç mı kaçırdı? Hiç kaçırmadı mı? Ya da kim? Mesela bir büyük oranda hani istikrarlı. Immobile istikrarlı. İşte João Mario geldikten sonra istikrarlı. Hani hep sahada da kaldılar işin hücum tarafında. Raşitsa öyle. Muçi kadro dışı olduğu bölümler hariç hiçbir sakatlık yaşamadı hatırladığım kadarıyla. Yani ön tarafta da belli bir istikrar var ilk 11 bazında. O yüzden yedeklerin de işi burada zaten kolay değil. Burada zaten eleştirimiz hani ilk 11 çıksınlar değil, daha fazla yedekten girip süre almalarıydı. Son 7 maçta oynamış. Kaçırmış yani hepsini oynamış. Oynamış mı? Yani lig için söylüyorsun. Ligde 7-7 yapmış. Yani orada bir istikrar var, o da etkiliyor. Mesela son maçta Zainuddinov oyun aldı. 5-4-1'e evet. Döndükten sonra. Evet. Mesela o da biraz garip. Hani Zainuddinov'u bu saydığımız isimlerin önünde mi düşünüyor? Can Kedeş'in, Salih'in. Tabii ki pozisyon olarak tercih etti onu o anda. Sol kenar oynayabileceği için. Ama Semih'i de alabilirdi mesela o karşılaşmada ama almadı. Oralarda belki bu isimlere dönerse oyuncu değişikliklerinde onları da yavaş yavaş ısındırmış olur. Yani Onana şu ana kadar ligde 47 dakika süre almış. Salih 4 dakika. 4 ligde. Dakika. Ki Avrupa'da Onana Ajax maçında da ilk 11 çıktı değil evet. mi? Evet. Bu sadece lig performansları. Hı-hı. Ligde Rafa Silva 7 maç. Immobile 7 maç. Raşitsa 7 maç. Getson Fernandes 7 maç. Paulista 7 maç. Mert Günok 7 maç. Udokai 5 maç çünkü o sonradan geldi evet. ama 5 maçın tamamında oynadı. Geldikten sonra hep oynadı. 90 dakika oynadı. Emirhan 6 maçta birden görev almış mesela ligde. 7 maçın 6'sında süre almış Beşiktaş'ta. Masuaku bir maç kaçırmıştı. Hatırla ceza sebebiyle. Doğru. O da 6 maçta görev aldı. Belli bir istikrar var Beşiktaş'ın kadrosunda. Al-Musrati'nin 5 maçı var. İşte Şer, Endur 4 maç oldu ama 222 dakika. Mesela Semih kaç dakika süre almış sence? Ligde ilk 3 maç ilk 11 çıktı. Böyle 260 dakika falan. 242 dakika süresi var ve Semih 6 maçta görev almış. Evet, evet. Aslında. İlk 11 başlıyor. Mesela Muçi Semih'ten daha az evet. Kalmış sahada. Çok yakın. Aynen. Süre olarak ama daha 242-240 yani aslında söylemeye de gerek yok da 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyde süre almışlar. İşte savunmada yine Svensson'un 6 maçta bir karşılaşmayı kaçırmıştı. Orada genel bir istikrar yakaladı Beşiktaş ama zaten istikrar yakalamak önemli. İlk 11'ini erken oluşturmak önemli. Bunlar Van Bronckhorst'un artıları. Fakat benim anlatmaya çalıştığım şey zaten böyle giderken diğer oyuncuları da hazır hale getirebilmek. Çünkü bu noktada şimdi biri sakatlanırsa ve yedekteki oyuncu alternatif olarak düşünen önce hiç ortalarda gözükmediyse o zaman zor oluyor. Benim anlatmaya çalıştığım evet. şey oydu aslında. Bir başka dinleyicimiz İzmir'den Fethi, Al-Musrati konusunda sürekli negatif yorum yapılmasına anlam veremiyorum. Keşke bir kahve içsek de Al-Musrati'nin pozitif yönlerini size tane tane anlatabilsem demiş. Yazabilirsiniz hani WhatsApp'tan. Yayında bilmiyorum denk gelir miyiz ama okuruz. Yani onun yönlerinden bir tanesi Libya milli takımını bırakması. Olumlu pozitif. Pozitif yönlerini istiyorsanız onu söyleyebilirim. İyi bir insandır büyük ihtimalle. Evet. Onu söyleyebilirim ama futbolculuğu konusunda yani Al-Musrati etrafında yaratılan o balona da acayip karşıyım.
Onu da dile getireyim. Yani Al-Musrati ligin çok ötesinde bir oyuncu, siz anlamıyorsunuz konusu. Dünyanın en saçma konusu. Bazı Beşiktaşlar ne yazık ki buna inanıyor. Kendileri de bunu dile getiriyorlar. Bu dünyanın en saçma tespiti. Yani Al-Musrati ile ilgili başka şeyler söyleyin. Onları tartışalım saha içerisinde, ama hani Al-Musrati çok çok iyi bir oyuncu da siz anlamıyorsunuz, Türkiye Ligi anlamıyor demek çok saçma. Zaten burası İsveç Ligi değil, Türkiye Ligi. Oyuncuyu Türkiye Ligi'nde performans versin diye getirdiniz. Dolayısıyla o tespit zaten hatalı. Devamı da hatalı. Yani Türkiye Ligi anlamıyor. Yani Türkiye Ligi'nin anlaması lazım. Tabii canım. Ya da yani onun Türkiye Ligi'ni anlaması lazım. Aynen. Ona katılıyorum. 9-17 ara vakti. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 68.218 dolardan işlem görmekte ki son 24 saatin en yüksek seviyesinde şu anda Bitcoin. 68 bin bandını da geçmeyi başardı. Bakalım ne kadar kalıcı olabilecek. Buradaki en yüksek değeri de 73 bin dolarların üzerindeydi. Bitcoin'in all time high dediğimiz nokta. Oraya da şu anda çok yakın gözüküyor. TL olarak da 2.327.240'da. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. ...9.22 saatlerimiz, şimdi iddia bölümüne geçiş yaptık. İddiada bugün neler var diyecek olursanız, Süper Lig'de maç yok ama birinci ligde dediğim gibi bir maç var. Yeni Malatyaspor Ankara Gücü mücadelesi. Bilmiyorum maç oynanır mı, hangi şartlarda olur. Onun haricinde La Liga'da saat 22'de Alaves Real Valladolid. İtalya Serie A'da maç yok. Fransa Lig 1'de Monaco Lille. Almanya Bundesliga'da da Borussia Dortmund San Pauli karşılaşması var. Günün herhalde en yüksek profilli maçlarından biri bu. Borussia Dortmund San Pauli karşılaşması, ki Dortmund da Nuri Şahin yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptı, fakat aynı başlangıcı ligde yapamadı. 6 maç sonunda sadece 10 puan toplayabildi ve milli araya da 7. sırada girdi Dortmund. Avantajı, yani kötünün iyisi, Bayern'in de Leipzig'in de 14 puan toplamış olması. Yani 6 maçta onlar da 2 beraberlik aldılar şu ana kadar. O yüzden fark çok açılmadı. Yakın bir lig başlangıcı var. Bayern aslında gümbür gümbür götürür diye düşünürüyorduk ama gümbür gümbür oynuyor ama. Oynuyor yani, çok gol attı ligin açık ara en çok gol atan takımı, ama savunmada mesela Leipzig acayip fark yaratmış görüyorum burada. 6 maçta sadece 2 gol yemiş Leipzig ama 9 gol atmış. Zirvede en az gol atan takımlardan biri ama daha dengeli gözüküyorlar. Frankfurt 13 puanda 3. Freiburg 12 puanda 4. Leverkusen'de Union Berlin 11'er puanda. Dortmund da 10 puanla 7. sırada yer alıyor. Stuttgart da 8. sırada. Dortmund'un şu ana kadar fark yarattığı nokta iç sahadaki maçlar oldu. İç sahadaki maçlarını 2-0, 4-2, 7-1, Şampiyonlar Ligi'ndeki Celtic maçı. Bir de bir tane daha 4-4 attıkları. Değil mi? 2 tane 4-2, bir tane 2-0, bir tane 7-1 var. İç sahada şov yaptılar. Ama deplasmanda, evet, ligde bir puanları var. Şimdi bugünkü maç da iç sahada olduğu için ve St. Pauli'nin ligde attığı gol sayısını gördün mü? Bakalım hemen. 4 gol. 4 gol. En az gol atan takım, evet, şu anda. Ve çoğu maçı da boş geçtiler. O yüzden ben bugün Dortmund'un, hani milli ara dönüşü cuma günü en sevmediğim gündür. Risklidir de iddia açısından, ama ben Dortmund'un bugün rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum iç sahada. 1.22 iddia.com'da Dortmund galibiyetinin oranı. Handikapı aşabilirler. Handikaplı denilebilir. İlk yarıdan belki bir galibiyet denilebilir. Aynen, ilk yarı 1.5 gol üstü olabilir. Onlar alternatifler arasında. Monaco Lille de yine güzel bir karşılaşma. Fransa Lig 1'de 21 ama işte Fransa'da. Yani. Güzel olsa da Fransa'da, Fransa Ligi'nde. Ama şu anlamda güzel tabii. Monaco lider şu anda. Paris Saint Germain'in 2 puan önünde. 7 maçta 19 puan. Paris Saint Germain 17 puanda ikinci. Lille de onları da tabii izledik Fenerbahçe maçlarında, etkilendik. Genel olarak iyi bir takım. 7 maçta 13 puanla 5. basamaktaki, onlarda da
Bu sağ tarafta Thiago Santos vardı. Hatırlarsın, o pır pır olan kanat oyuncusu. Bek ama kanat beki gibi oynayan. O ciddi bir sakatlık geçirmiş. Bağlarında galiba kopma meydana gelmiş. Hadi ya, yazık. Onu gördüm bu milli arada. O sıkıntı dil açısından. Monaco'da hani Paris Saint Germain'i bir sene geçip şampiyon olmuşlardı. Acaba tekrar yapabilir miyiz diye bir şey düşünüyor. Bakalım, bugün de galip gelirse motivasyon olarak bayağı iyi olur onlar açısından. Bilmiyorum, dener misin? 1.79 galibiyet oranı var Monaco'nun. Yani bu senin söylediklerinden denenebilir gibi gözüküyor. Fakat benim maçım Belçika'da. Berşot Anderlecht mi? Evet. Niye o senin maçın? Şimdi Berşot Kayt'ın takımı. Evet, çok kötü değil mi? Doğru. Evet. Lige yeni çıktılar. İki sezonluk aranın ardından lige yeni çıktılar. Şu an ligde 10 maçta 2 beraberlik 8 mağlubiyetleri var. Evet. Felaket bir başlangıç yaptılar. En yakın rakibine 6 puan fark yemiş. Evet. Anderlecht'te diğer tarafta, onlar da sezonda üst üste beraberlikler alınca bir teknik adam değişikliği yaşadılar. Geçici bir teknik direktör geldi. O daha 35-36 yaşında bir teknik adam. Ama milli arada onunla süreli kontrat imzaladılar. Yani takımda kaldı. Aslında ligde 3 maçta bir galibiyet 2 beraberlik almışlardı o yeni teknik direktörleriyle. Ama Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapınca o teknik direktörle dediğim gibi sözleşmeyi süreli hale getirdiler. Şimdi onun da ilk maçı olacak ama hani rakip bu kadar zayıfken deplasmanda olmuş olsa da Anderlecht bu takım karşısında hani kazanır. Hatta büyük ihtimalle birden fazla gol atarak da kazanır gibi gözüküyor. Yani Anderlecht galibiyeti ve 1.5 gol üstü bugünkü Belçika Ligi maçında bence değerlendirilebilir. Eğer Anderlecht zaten şu takımı da yenemiyorsa bıraksın bu işleri. 1.43 düz galibiyeti Anderlecht. Kötü değil değil mi oran? Gayet iyi. Evet, gayet iyi bir oranı var. Aslında biraz insanı da şüphelendiriyor. Kardeşim, bu kadar kötüyse bu takım nasıl 1.43 olmalı diye. Ama deplasman. Deplasman da olsa her zaman bir soru işareti olması lazım. O da Anderlecht'in ben çok beraberlik almasına bağlıyorum. Ligde çok beraberlikleri var. Futbolda ekleyeceğim bir şey yoksa, basketbolda bugün de Euroleague'de 4 karşılaşma var. Anadolu Efes Olympiakos. Olympiakos maçta bir adım önde, 1.64 galibiyet oranı. Efes'inki 1.89. Monaco Virtus Bologna var. Monaco'lar için de güzel bir gün. Basketbolda 20'de bu maç. 21.45'te futbolda Lille maçı. Ev sahibi ikisinde de Monaco. Kızılyıldız Barcelona var. Kızılyıldız ligin namalüp tek takımı. Barcelona karşısında da 1.68'i favoriler. Yani bir adım önde diyelim, favoriler. 1.83'te Barcelona galibiyeti. Diğer maçta Asfel Baskonya. Saat 21.30'da dileyenler bunlara da bahis yapabilir. Bir de Süper Lig'deki bahisleri de söyleyeyim. Hafta sonu mesela en favori gözüken takım oran olarak söyleyecek olursam Galatasaray gözüküyor. 1.31 Antalya Spor deplasmanındaki galibiyet oranı. Onu 1.33'te Beşiktaş takip ediyor. Ondan sonra da sanıyorum ki Fenerbahçe geliyor. Samsunspor deplasmanında 1.71 Fenerbahçe'nin galibiyet oranı. Bilmiyorum, bu maçtan bir Fenerbahçe galibiyeti oranı 1.71. Ben pek şey yapmazdım açıkçası orandan dolayı. Yani Fenerbahçe galibiyeti oynamak yerine gol var yakın orandan o karşılaşmada tercih, evet, edebilir. Gol var, hatta 1.74'müş. Evet. Oranlar yakın. Çok. Yani Samsunspor maçı kaybedebilir tabii. Fenerbahçe'nin kazanması çok büyük sürpriz değil ama Samsunspor'un bir direnç göstereceğini, iyi oynayacağını, baskılı oynamaya çalışacağını biliyoruz. Oradan bir gol çıkartabilir Samsunspor. Ben mesela Antalya Spor'un da bir gol çıkartacağını ama Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe maçında gol var derdim. Beşiktaş maçında Beşiktaş kazanır ve 2.5 gol üstü olur derdim. Konyaspor'un gol atma ihtimali olduğunu düşünüyorum orada da. Trabzonspor Başakşehir'de de iki takımdan gol bekliyorum. Orada da karşılıklı gol var. 1.65'lik bir oran, evet, verilmiş. Trabzonspor 1.87 ile bir adım önde gözüküyor. Yani o da tartışılır. Düşük mü, yüksek mi oran? Oran çok iyi. Trabzonspor galibiyet düşünenler için çok iyi ama maç ortada. İç saha maçı tabii. Bir taraftar saat 16 seansı. Cumartesi. Aslında uygun bir zaman dilimi. Trabzon seyircisi de 16 maçtan ilgi göstermiyor. Onlar da gelmiyor mu diyorsun? Genelde boş oluyor 16 seansı Trabzon'da. Trabzon'un saati değil 16. Öyle mi? Ben hiç dikkat etmedim. Dikkat et bak. Genelde boş oluyor. Bir önceki maç da öyle oynandı.
iç sahadaki. Maçın ismi yine iyi aslında şimdi. Hani Başakşehir belki dediğim maçlarda acaba rakiplerle alakalı bir şey olabilir mi diye düşündüm. Ama şimdi Başakşehir gibi ligin dişi takımlarından birisiyle oynayacak. Ama sıkıcı bir takım Başakşehir. Yani sıkıcı. Tabii ki Çağdaş Atan'ın oynattığı oyunda oyuncu grubu da pek keyifli bir takım değil. Ben de keyif almıyorum. Ama maç sıkıcı olmayabilir. Niye? Başakşehir yüzünden değil. Bence Trabzonspor tempoyu belirlemeye çalışacak olan taraf olacak. Ki Trabzonspor Şenol Güneş döneminde 3 tane iç saha maçı oynadı. Üçünde de aslında tempo olarak belli noktalara çıktı. Yani şöyle düşün, 3 tane maçı. Beşiktaş, Kayseri, Konya maçları. Zaten Beşiktaş maçı çok erken bir kırmızı kart. Ama iyi bir başlangıç. Kayseri ve Konya maçları da bayağı hani iki tarafın da gittili geldili, gollü, pozisyonlu maçlar oldu. Kayseri ilk yarıda rekor kırdı. Pozisyon rekoru kırdı. Trabzonspor geri döndü. Konya maçı keza öyle. Hani Konya Spor işte penaltı kaçırdı, gol attı, o şu bu, bir sürü aksiyon oldu karşılaşmalarda. O yüzden hani şimdi bu milli aranın ardından Trabzonspor'da artık Şenol Güneş'ten sonuç da beklerler. Evet, nasıl geçirdi acaba Trabzonspor? Evet, Trabzonspor artık hani Şenol Güneş geldi işte, oydu buydu falan, geride kaldı artık o dönem. Bundan sonra Trabzonspor'dan insanlar sonuç da bekleyecek. Şenol Güneş de bunun bilincindedir. Trabzonspor dediğim gibi genelde iç sahada temposunu bence lig seviyesinin üzerine çekti. Burada da öyle yapmaya çalışacaktır. Böyle yaparsa Başakşehir'in de ona ayak uydurabileceğini, ben daha keyifli bir karşılaşma olabileceğini düşünüyorum. Bu haftanın güzel maçlarından biri Eyüpspor Göztepe karşılaşması. Yine Galatasaray maçına denk aslında, yani o saate denk düştü o maçta, ama o maç da güzel bir maç olabilir. İki takım da Engin Kerli'nin favori maçı. Bu haftadan öyle mi? Evet. Alanya Kasımpaşa mücadelesi yine fena değil. Alanya Kasımpaşa'da Alanya'yı merak ediyorum. Çünkü Alanya bence işte Fatih Tekke'nin Trabzon ihtimali, geçen sezonki başarıdan sonraki bu yılki lig başlangıcı pek iyi gözükmüyordu. Bu milli arada Fatih Tekke oyuncuların çok iyi çalıştığını, takımın durumunun iyi olduğunu söylemiş. Bakalım, ben de merak ediyorum. Bir de ligdeki hani formda Anadolu takımı sayısı da umarım artar gittikçe, hani maçlar oynandıkça. Şimdi zaten hali hazırda var. Eyüpspor iyi gidiyor, Göztepe iyi gidiyor, Samsunspor zaten çok iyi gidiyor. Rize iyi başlamıştı ama devamını getiremedi. Kasımpaşa belli bir standartın üzerinde gözüküyor şu anda. Lig ortalamasının net üzerinde Kasımpaşa. Birkaç takım daha eşlik edebilirse onlara maçlarda daha keyifli hale gelebilir. Yani lig başlangıcında çok öyle izleyesim yoktu bazı maçlar, ama bazı takımları gördükten sonra, mesela hani Göztepe'nin içeride oynadığı bir maçı ben kaçırmak istemem açıkçası. Hem Göztepe'nin oyunu hem tribün atmosferi etkili. Samsunspor keza şu an izlenebilir bir takım haline geldi ki yine iç sahada tribün atmosferiyle birlikte çok iyi karşılaşmalar çıkabiliyor. Eyüpspor'da atmosfer olarak değil belki, ama hani oyun belli bir standart, belli bir kalite var takımda. O da cezbediyor genel hatlarıyla. Kasımpaşa'ya da yine dediğim gibi onları da beğeniyorum. Yaptıkları o yeni transferler de Barak ve Brekalo, ligin standardının çok üzerinde oyuncular. Onlar da adapte olursa Kasımpaşa da üst tarafı zorlayacak bir noktaya çıkabilir. Yani var aslında yine birkaç takım, yani dört büyükler ve Başakşehir harici bir 10 takım toplamda sayabiliyoruz. Lig başına göre sanki biraz daha İyimserim ben ya şey takımlara. Sen değilsin galiba. Daha iyimser miyim? Ben de onu bir düşündüm sen öyle söyleyince. Evet, biraz daha iyimserliğe yakınım. Yani Gaziantep'te mesela Okereke'nin takıma olan etkisi belli bir seviyenin üzerinde. Gaziantep'te toparladı gibi duruyor. Kayseri zaten o kadar kötü değildi ama sonuç alamıyordu. Bilmiyorum, belki Sinan Kaloğlu dokunuşuyla sonuç da almaya başlarlar. Onun haricinde mesela Antalya hala pek şey vermiyor bana. Işık vermiyor. Sivas yani oyun olarak çok vermiyor ama onun da belli bir şeyi var. Direnci var Bülent Uygun'da. Hatay tam vermiyor. Sivas'ın fikstürü de zorlu başladı biraz. Onunla mı alakalı? Biraz onu da düşünmek gerekiyor bence. Olabilir. Alanya çok şey yapamadı. Konya bilmiyorum, ben çok keyif almıyorum karşılaşmalarından. Bodrum öyle. Rize biraz düştü. Ama yani bunların hepsinin belli bir potansiyeli var bence takımların. Yani sandığımız kadar kötü geçmeyebilir. İnşallah. Ligin geri kalanı diye bir polyanlacılıkla reklam arasında döndün pazartesi günü büyükler 4'te 4. Yani bakayım. Yaparlar mı 4'te 4 bu hafta? Galatasaray yapar.
Antalya maçında. Valla Samsun Fenerbahçe'de şey konusuna katılıyorum ya. Bir hafta boyunca bu kadar başkanın konuşması, yani Fenerbahçe'yi daha çok motive etmiştir ya. Yani imkanı varsa bile yenmenin, sanki o açıklamalar pek neyine gelişmeyecek gibi düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'de kazanır, Beşiktaş'ta kazanır. Trabzon Başakşehir'de bir tek emin değilim. Orada da zaten puan kaybederse de Başakşehir'e kaybetmiş olacak. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. ...9.44 saatlerimiz, programın son bölümüne geldik. Haberleri toparlayayım istiyorum. Bugün voleybolda seçim günü. Voleybol Federasyonu'nda saat 10'da başlayacak kongrede iki aday yarışacak. Bir tanesi 2016 yılından bu yana halihazırda başkanlık görevini yürüten Mehmet Akif Üstündağ. Diğer tarafta da Bursa Büyükşehir Belediyespor'un eski başkanı Gökhan Dinçer var. Dün bu seçimi yerinde takip eden gazetecilerin birkaçının tweetini gördüm. Burhan Cahitayız da onlardan birisiydi. Otelde iki isim de bir araya gelmişler. Birbirlerine başarılar dilemişler. Tabii kulüplerin hangi adaya oy vereceğine dair de birkaç gündür haberler yapılıyor. İşte Fenerbahçe'nin 6 delegesinin 6'sında Mehmet Akif Üstündağ oy verecek. Galatasaray'ın da önce 6'da 6 düşünülmüş. Fakat sonrasında bir isim Gökhan Dinçer'e oy verecekmiş. Burhan Cahitayız'ın yine istihbaratına göre. Bakalım orada sürpriz bir sonuç çıkacak mı? Çünkü siyaseten de güçlü bir isim olduğu söyleniyor Gökhan Dinçer'in. Oradan yönlendirmeyle aday olduğu ve oradan da hani siyasi güçle birlikte oy toplayabileceği söyleniyor. Gerçi en son Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde de siyasi iradenin, desteğinin Mehmet Büyükekşi'den yana olduğu, işte bakanın desteğinin olduğu söylenmişti. Fakat günün sonunda İbrahim Hacı Osmanoğlu seçimi kazanmıştı. Gerçi onun da hani siyasi desteği yoktur demiyoruz ama orada beklenen olmamıştı. Bakalım burada nasıl bir sonuç ortaya çıkacak, onu da hep birlikte göreceğiz. Normal şartlar altında şu anda Türkiye'nin en başarılı federasyon desek voleybol için herhalde yeridir. Dediğim gibi normal şartlar altında başkanın aday olduğu müddetçe devam etmesi normal, ki bu aslında illa da böyle olmak zorunda da değil bu arada. Hani çok başarılıdır ama belli başlı sıkıntılar vardır, skandallar vardır, icraatlarda yine görevden alınabilir ama benim okuduğum kadarıyla öyle şeyler de yok şu anda voleybolla alakalı, böyle skandallardır vesaire, pek öyle şeyler görmüyoruz. O yüzden hani normal şartlarda olması gereken Mehmet Akif Üstündağ'ın devam etmesi, ama dediğim gibi belli olmaz, bakalım seçimi hep birlikte takip edeceğiz. Onun haricinde neler var bugünden paylaşabileceğim? Arda Güler ve Kenan Yıldız'la ilgili dün Golden Boy ödülünde finale kalan 20 futbolcudan ikisi oldukları açıklandı. Tabii bu önemli. Milli futbolcularımız zaten çok yetenekliler. Avrupa çapında da artık bilinen oyuncular. Birisi Real Madrid'de forma giyiyor. Diğeri Juventus'un 10 numarası olmuş durumda ve artık herkesin de tanıdığı oyuncular haline geldi. Arda Güler ve Kenan Yıldız, işte Pogba geçenlerde röportaj verdi. Onun da doping cezası düşürüldü. Mart'ta birlikte tekrar futbola geri dönebilecek. Yani o da Kenan'la ilgili konuşuyor. İşte Del Piero'su konuşuyor. Avrupa futbolunda yine üst düzey isimler Kenan'ın yeteneğinden bahsediyor. Arda için zaten söylemeye gerek yok. O yüzden önemli bu yükseliş. Umarız iki oyuncu bazında devam eder. Bu kadar da genç yaşta aslında kendilerinden bu kadar söz ettirmeleri de önemli. Bu istikrarla birlikte çok daha farklı yerlere gelebilirler. Bakalım Arda Güler bu hafta Real Madrid'de forma şansı bulacak mı ilk 11'de? Çünkü Real Madrid'de de şöyle bir gündem var. Belki takip ediyorsunuzdur. Mbappe ile ilgili bir tecavüz, taciz iddiası var. İsveç'te gittiği bir işte partide, hatta kendi düzenlediği bir partiden sonra böyle bir durum olabileceği. Yani bir soruşturma var ama tam olarak Mbappe var mı yok mu, onu da net şekilde açıklayamıyorlar. Ama
bir kısım olduğunu iddia ediyor. Avukatı açıklama yapıyor, tam net bir şey söylemiyor. Ama devam eden bir soruşturma var. Real Madrid ise oyuncusunun arkasında, oyuncu antrenmanlarına çıkıyor ve bir aksilik olmazsa Mbappe'nin de bu hafta sonu ilk 11'de başlayacağı da öngörülüyor. Ama zor bir durum böyle süreçler futbolcular açısından, psikolojik olarak. Çünkü bir yandan sağ dışıyla uğraşmak zorunda kalıyorsun. Sağ içine ne kadar konsantre olabilirsin? Oynatmak mı mantıklı? Kenarda tutmak mı mantıklı? Tribünlerden tepkiler oluyor. Tabii o da var. Bizde de işte daha yeni, bilmiyorum benzetirim ama Atakan Karazor konusu yani. Benzer durum. Benzer durum. Bu süreç uzadıkça oyuncuya da yaramıyor. Şimdi oyuncu gerçekten suçlanıyor mu, suçlanmıyor mu? Belki günahını alıyor insanlar, belki almıyorlar. Onun da bir an önce tabii netliğe kavuşması futbolcu açısından da Real Madrid açısından da önemli. Bakalım yani Arda bu hafta herhalde ilk 11'de şans bulmayacak gibi değil mi? Yani Vinicius, Rodrigo, Bellingham ve Mbappe'de herhangi bir problem yok. Merkezde de düşünmüyor Arda Güler'i. O yüzden yine yedekten oyuna girebilir ki Brahim de galiba iyileşti Real Madrid'de. O da pek iyi bir haber değil Arda Güler açısından. Yani Arda'nın zaten hani Mbappe'nin gelişi ve Rodrigo'nun kalmasıyla beraber işi zorlaşmıştı. Ama şu ana kadar iyi idare etti o durumu. Sakatların da etkisi vardı. Sakatların da etkisi var tabii %100. Geçen seneki tabii fark, Arda girdikten sonra hemen skora katkı vermişti. Bu sene biraz onda eksik kaldı. Ona tekrar dönerse Arda için problem olmayacaktır. Arda her zaman, ben şunu söylüyorum yani, o siz golleri asistleri yaptığınız sürece teknik direktör sağ kenarında değişiklik yaptığı anda sıralamanız yükselir. Sizi ön plana alır. O yüzden Arda'nın da tabii yani Real Madrid'de bir hücum oyuncusu olarak mutlak surette aldığı dakikalarda bir skor katkısı vermesi gerekiyor. Geçen sene o bakımdan çok yetenekli ve şanslıydı. Bu sene pek o şeyde başlamadı. Evet, keskin değil. Skor şeyi olarak skor, söylüyorum. Evet, kesin. Oyun olarak söylemiyorum. Oyun olarak daha iyi bile diyebilirsin geçen seneye göre, ama işte skor yapman gerekiyor. Beklenti o çünkü. Arda'nın da yalnız İspanya içinde de çok tartışılması bir taraftan hoşuma gidiyor. Şimdi son dönemde haberlere bakıyorum. İşte Radyo Marka Arda Güler konusunu tartışıyor. İşte baba Ancelotti ile oğul arasında bir anlaşmazlık var diye haber yapıyor. Ertesi gün bakıyorum yine bir başka İspanyol gazetesinde Arda neden hiç merkezde denenmiyor denmiş. Mesela Arda oynadığını hep kanatta oynuyor. Hiç merkeze yakın süre vermedi şu ana kadar. Biraz aklıma İrfan Can Kahveci'yi de getirdi. Ya öyle, ama mesela Real Madrid'de senle izlerken de ikimiz de aynı şeyi görmüşüz. Hani çok fazla orada kayma ve değişim oluyor. Yani seni bir yerde başlatması demek oraya mahkumsun anlamına gelmiyor pek Real Madrid'in 11'inde. Genel olarak öyle, ama Arda'lı 11'de Arda sanki hep sağda kalıyor gibi geliyor bana. Ama Arda giriyor mu merkeze? Hani Arda girmiyor da diyemezsin. Arda da çizgiye basıp oynamıyor. Yani bilmem, benim izlediğim maçlarda ben daha net bir görev gördüm. Ama daha net görev görebilirsin de Arda da, onu söylemen yanlış olmaz da, hani Arda'ya illa o şekilde ne derler, çizgide kalacaksın, merkeze gireceksin denmiyor. Yani orada hücumcuların bir özgürlüğünün olduğu belli. Öyle, ama benim dediğim daha çok mesela Bellingham gibi ya da merkezde, hani ana plan olarak merkezde hiç değerlendirilmiyor Arda Güler. Onu da defansif olarak hala beklentileri karşılayamamasından kaynaklandığı yazılmış İspanyol basında. Yani defansif bilinci Arda'nın henüz Ancelotti'nin istediği seviyede değil. O yüzden hiç merkeze almayıp hep kanatta kullanmayı tercih ediyor denmiş. Orada da dediğim gibi aklıma İrfan Can Kahveci geldi. O da merkez oynamayı istiyor ama hocaları pek merkez oynatmıyor. Onun da defansif olarak sıkıntısı olduğu hep söylenmişti kariyerinde. O yüzden hep kenarda kaldı. Ama bir takımda Arda mesela merkezde oynuyor aslında. Yani 10 numara. Yani eğer Arda'dan Ancelotti'nin öyle bir beklentisi varsa Arda bunu oyununa katabilir. Ki milli takım da bence iyiydi. Mesela savunma, pres, işte son Kerem'in kaptığı topta bile Arda oralardaydı. Presi yapan oyunculardan biri. Yani bir gelişme var sanki. Olabilir. O konuda. Bakalım. Devamını getirecek. Celta Vigo deplasmanı. Evet, Celta Vigo deplasmanı. Barcelona'nın da bu hafta maçı var. Onların da dün Lewandowski'nin transferinde kendisini Pini Zavi diye tanıtan birine 1 milyon euro ödeme yaptıkları, kaptırdıkları ya, haberi çıktı. Sonradan fark etmişler durumu. Parayı sonradan almışlar mı geri bilmiyorum da, daha yeni bir banka hesabı açılmış. Sonrasında banka Barcelona uyarmış, ya siz bu hesaba niye bu kadar para yolladınız diye. Orada ortaya çıkmış ki zamanında Fenerbahçe'de vardı
Ali Koç döneminin başlarında hangi transferde hatırlamıyorum da bir transfer taksitle ilgili başka bir yere gitmişti. Ödemi hatırlıyor musun? Hatırlamadım onu. Ya ismini unuttum şimdi futbolcunun da yine benzer bir sıkıntı yaşanmıştı. Onu aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Bitirebiliriz herhalde artık, 9.53 saatlerimiz. Değil mi? Evet. Tamam mıyız? Lige dönüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, milyara bitti. Bu haftanın en büyük önemlerinden bir tanesi senin maça gidiyor olman. Pazar günü. Evet, inşallah. Beşiktaş Konyaspor maçına gidiyor olman. Bir aksilik olmaz da gidebiliriz. Evet. Ben gideceğim artık. Evet. Ben gideceğim. Seni de bekliyoruz. Ben hastalıkla ilgili yani. İnşallah ağırlaşmaz. Tamam, ben de senin gibi limoniyim ama. Sen hala mı limonisin? Yani şimdi burnum mesela tıkalı. Hadi ya. Şu an ama öyle bir şeyim yok benim. Senin benim gibi. De benim de. Ben yani iyi hissediyorum. Bir şey yok da biraz burnum şey olarak. O var ama gideriz diye düşünüyorum. Evet. Ben. Pazar 16'da maçtayız. Pazartesi günü de maçtan canlı gözlemlerimizi de umarız aktarız diyelim. Bugünlük bitirelim. Herkese teşekkürler. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi. İddia.com.